Günaydınlar, hoş geldiniz 24 ekranlarına. Mutlu haftalar. Nur Köşker ben. Analiz Sentez programıyla karşınızdayız. Ekonomide, iç dış politikada neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte ve her sabah olduğu gibi önce Ankara'ya gideceğiz. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter karşımızda. Melik günaydın, mutlu haftalar. Günaydın, iyi haftalar sevgili Nur. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Kabine toplantısıyla başlayalım hemen. Hem iç hem de dışta önemli olan meseleler konuşulacak ama 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek. Tarihte yaklaşıyor zannediyorum. Daha çok dış politika ağırlıklı mesajların verileceği bir toplantı olacak. Sen neler söylersin? Evet, yani Rusya-Ukrayna gerilimi toplantının en önemli gündem maddesi olacak sevgili Nur. Hem Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu uzun uzun tartışıldı ve bildiriye de yansıdı o. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin diyalogla ve iletişimle çözülmesi ve burada Türkiye'nin önemli rol oynayabileceğine dair ifadeler Milli Güvenlik Kurulu bildirisine geçmişti. Onun dışında MYK'da da tartışılmıştı bu durum. Bugün muhtemelen kabinede de bu konuşulacak. Hem Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir ziyareti var Kiev'e. Evet. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüşecek. O görüşmedeki hava ve burada ele alınacak başlıklarla ilişkili olarak Rusya ile bir ilişki söz konusu olacak. Yani belki Ukrayna ziyareti sonrası önce Putin'le bir telefon görüşmesi, sonrasında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Türkiye burada diyaloğu açık tutmak, mümkünse iki lideri yani Zelenski ve Putin'i bir masa etrafında toplayıp meseleyi diyalogla iletişimle çözmek. O bakımdan bu en önemli temel gündem maddesi. Tabii bunun dışında da özellikle ekonomi ağırlıklı bir gündem maddesi olacak. Enine boyuna tartışılacak. Şu ana kadar hayata geçen tedbirlerden ne kadar sonuç alındı? Bundan sonra ne olması bekleniyor? Ve özellikle biliyorsun Ocak ayı enflasyonu 3 Şubat'ta açıklanacak. O anlamda beklenti ne? Bütün bunlar da konuşulacak. Yani ekonomi ağırlıklı, dış politika ve ekonomi ağırlıklı bir kabine toplantısı olması bekleniyor. Peki, devam edelim. Meclis bir haftalık aranın ardından mesai başlıyor. Önemli de başlıklar olacak gündemde. Öğretmenlik meslek kanunu var en tepede. Şimdi bu kanun öğretmenlik kariyer mesleği haline geliyor diyoruz ya. Ne anlama geliyor bu? 3 kategori olacağını biliyoruz. Ne gibi avantajlar sağlayacak? Evet. Şimdi baş öğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen yani 3 ana kategori olacak. Bu ana kategorilerde de belirleyici olan sınavlar olacak. Evet. Yani belirli aşamalarda öğretmenler sınavlara girecek. Aldıkları puana göre de bir kategorik sınıflama olacak. Bu kategorik sınıflamanın 2 tane temel sonucu olacak. Bir, öğretmenler arasında kariyer anlamda bir ayrım. Yani işte bir öğretmen çok başarılı ve çok iyiyse pekala o işte baş öğretmen ya da uzman öğretmen olacak. İşte diğerleri düz öğretmen olacak. Bu anlamda bir mesleki anlamda çok önemli bir şey. Yani tıpkı doktorlardaki gibi nasıl bir uzman, doçent, profesör varsa, işte pratisyen hekim varsa, o ayrım varsa ve o ayrım hem mesleki anlamda kariyere yansıyor hem de maaşlarda belirleyici oluyorsa öğretmenlerde de aynısı olacak. Yani birincisi kariyer belirleme ve öğretmenlik daha çok önemli bir meslek haline gelecek. Zaten önemli ama daha da önemli bir meslek haline gelecek. İkinci önemli sonucu da bu kariyer belirlemede yani baş öğretmen, işte uzman öğretmen ve öğretmen statüleri de maaşlara da yansıyacak. Yani işte baş öğretmenliği ya da kazanan işte en yüksek maaşı alacak. Sonrası da uzman öğretmen. Onun altına da diğer öğretmenler maaş anlamda farkı olacak. Sonuçta hani burada temel amaç öğretmenlerde de işte en iyisi ve onun önünü açmak mesleki anlamda. Çünkü öğretmenlerde yıllardır şöyle bir şey var. Ya işte çalışsak da öğretmeniz. Hani ne kadar uğraşsak da diğeriyle aynıyım. Bu psikoloji ortadan kalkacak bu yeni yasayla birlikte. Bu Meclis Genel Kurulu'na gelecek.
Mecliste diğer önemli gündem maddesi de HDP'li Semra Güzel ile ilgili biliyorsun. Komisyondan çıktı evet. ve bu genel kurulda oylanacak. Bu da önemli bir gündem maddesi. Yani meclis genel kurulu da bir Şubat tatili arası vermişti. Yani milletvekillerinden gelen yoğun talep üzerine işte çocuklarımız karnı aldı, onlarla bir hafta geçirmek. Bunun üzerine bir haftalık tatil arası verilmişti. Onlar da yoğun mesaiye devam edecek bugün itibariyle. Devam edelim. Siyasetteki tartışmalara bakalım neler olup bitiyor diye. Şimdi bir ihale meselesi var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı bir iddia ile başladı bu. 2 yıl arayla 3 kat fiyat farkıyla yapılan ihale ile kamu 6 milyar zarar etti açıklamasını yaptı. Ardından da CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da çıktı. Dedi ki işte ihaleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan iptal etti. Dün Trabzon'daydı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu iddialara da yanıt verdi. Dedi ki ben ihalelere imza atmam, yalancısınız. Buradan ortaya çıkıyor zaten ifadesini kullandı. Doğru. Senin perspektifin nedir bu ihale tartışması ile ilgili? Şimdi şöyle Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir strateji izledi. O da şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NTV yayına çıkacağı gün aynı saatte evet. çok önemli açıklamalar yapacağım dedi YouTube üzerinden. Kendi işte Twitter hesabında da bunu yayınladı. Orada bir takım iddialar ortaya attı. İşte bir takım büyük firmaların ihalelerde usulsüzlük yaptığına dair ve bu belgeleri de kendisine içeriden temin edildiği yönünde. Fakat o belgelerin geçerli ve ne kadar resmi olduğu konusunda elbette bir tartışma vardı. Çünkü sonuç itibariyle oradaki işte imza sürükleyicilerinde yani alttaki o imza kaşeleri açıldığında işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir imzası bulunduğunu söylüyor. Oysa İlk baktığımızda zaten hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ihaleye imza atması zaten tuhaf gelmişti. Niye? Hı hı. Çünkü mevcut ihaleler şöyle yapılıyor. Yani işte ilgili kurum yapıyorsa o ilgili kurumun imzası var ve karşı firmanın imzası var. Eğer bu doğrudan bir bakanlıkla ilişkiliyse de o bakanın imzası olur. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anlamda bir imzası olması tuhaf. Yani evet. çünkü hani yasa da böyle bir şey söylemiyor. Niye olsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan niye böyle bir şeyle ilgilensin? Çünkü kurumlar ve bakanlıkların uhdesinde olan bir şey. Kaldı ki bu ihaleler yapıldığında da teklif usulü ise ilgili kurum muhatap. Eğer daha büyük bir şey ise ihale eksiltme, artırma yani açık ihale dediğimiz orada da zaten ilgili bakanlığın hani huzurunda yapılır bu ve daha sonra da onay sürecinde de ilgili bakanlık rol oynar. Hı hı. En azından benim bugüne kadar izlediğim bütün ihaleler böyle yürüdü. Yani çok büyük ihaleler de izledim ben hı hı. çünkü. Yani özellikle o artırma eksilme ihalelerine firmalar teklif verir ve en son sonuca bağlandıktan sonra da der ki işte komisyonu inceleyecek onay süreci. Onay sürecinden de geçtikten sonra da ilgili firma ihaleyi alır. Yani her şey böyle şeffaf yürür. Kaç paraya aldığı, ne kadara mal ettiği falan hepsi açıklanır, paylaşılır. Burada böyle gizli kapaklı ihale olması zaten bir kere hani kanunen mümkün değil. Evet. Kaldı ki yani Türkiye İhale Kurumu da var. O da zaten süreci izliyor. O bakımda hani biraz tuhaflıklar ve soru işaretleri evet. vardı. Fakat dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla o kafamızdaki soru işaretleri giderildi. Yani bu belgelerin aslında doğru olmadığını anladık. Çünkü yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi, benim imzam niye olsun diye. Bir kağıt değil, gösteriyor değil. Yani Kılıçdaroğlu. O belgelerin evet ya o belgelerin doğru olmadığını da anladık. Dolayısıyla hani bu tabii sonuç itibariyle hani şöyle bir şey. Kendi adına hani güvenilirliğini, inandırıcılığını yitirme noktasında ciddi bir sorun bir siyasetçi için. Sonuç itibariyle hani Türkiye'yi yönetmeye adaysınız ve Türkiye'yi yönetmeye adayken de daha böyle başlarda küçük şeylerde küçük hileler yapmak siyaset adına sizin inandırıcılığını büyük ölçüde ortadan kalkar. Tuhaf bir tartışmaydı bu. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Trabzon'da da bu tuhaf tartışmaya nokta koydu. Yani bu belgelerin doğru olmadığı ve hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da müdahil olmadığını anladık. Kaldı evet. ki dün Kemal Kılıçdaroğlu bir daha YouTube üzerinden bir video yayınladı ve bu süreci mesela inatla ve ısrarla savunmadı. Yani
İşte belgeler doğrudur, gerektiğinde işte bas toplantısıyla tek tek dağıtırım. Bunun yolu kolaydır. Bas toplantısı yaparsınız. Belgelerin fotokopilerini basın mensuplarına da dağıtırsınız. Evet. Orada da anlaşılır doğru olup olmadığı. Mesela böyle bir meydan okuma da görmedik. Dolayısıyla hani bir şey yaptı, yani bir salvo yaptı. O salvo karşılık bulunca da şu anda durdu. Yani Erdoğan çok net bir şekilde bunun doğru olmadığını söyledi aslında. Çünkü o kamuyu 6 milyar zarar ettirdiniz dediği noktada da yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın da bir açıklaması oldu. O da fiyat artışının iki katına çıkmasını şöyle açıklıyor. Diyor ki 50 kilometreden 145'e çıktı. Yani söz konusu ihalede ihalenin tekrarında iş artışı oldu gibi bir açıklama yapıyor. Bu da zaten aslında taşların tabii, yerine doğru oturmasını sağlıyor. Yani o fiyat niye iki katına çıktı kısmını dolduruyor. Dolayısıyla bir aynen soru işareti öyle. De kalmamış oldu. Aynen öyle. Yani tabii yani işte 50 kilometre üzerinden daha sonra iki katından fazlaya doğal olarak şeye artınca, ihalenin hacmi artınca maliyeti de artar. Yani kaldı ki onu Sayın Adil Kara İsmailoğlu hani bunu zaten zaman zaman mesela gündeme getiriyorlar. Mesela daha önce İstanbul Havalimanı'nın da işte zarar etti ve sürekli hazinenin cebinden para ödendiğini iddia etmişti. Sayın Kara İsmailoğlu'na biz bunu sorduk. Dedik ya bırakın hani zarar etmeyi diyor. Pandemi süreci olmasına rağmen pandemi sürecinde bile maliyet karşılandı. Evet. Yani pandemiye rağmen. Ya bırakın cebimizden çıkmayı biz karlı çıktık. Yani firmadan biz para aldık. Kiralama bedeli olarak kendi o işletme giderlerini karşıladıktan sonra da bize para verdi. Hani üstelik de pandemi süreci olmasına rağmen hani bırakın İstanbul Havalimanı'nın zarar etmesini bilakis kar ediyor ve biz oradan para aldık dedi ve bunu belgeleriyle ortaya koydu. Mesela o bir daha tekrarlanmadı. Hani böyle zarar ediyor, işte hazineden evet. ödeniyor falan diye. O yüzden de burada biraz böyle taktik olarak hani önce bir şey yapalım. Bir ortaya atalım bakalım ne diyor. Karşı taraftan böyle net, sert bir cevap gelince de zaten o sarı sürdüremiyorlar. Oradan da anlaşılıyor aslında bu işin çok böyle evet. ciddi, işte altyapısı olan, işte gerçek, reel bir duruma dayalı olmadığını oradan da anlamak mümkün. Evet. Yani siz bir şeye inanıyorsanız inat edersiniz sevgili Nur. Evet. Şimdi bu hafta bunu tartışıyoruz. Geçtiğimiz haftada siyaset cephesinde bambaşka bir konuyu konuşuyorduk. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer. Şimdi bu ifade çok da tepki çekti. Özellikle İyi Parti cephesinden. İyi Parti'den gelen açıklamalar oldu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ali Ağıroğlu bir şey tepki gösterdi buna ve dedi ki demokrasinin yolu Diyarbakır'dan değil Ankara'dan geçer. Yeni bir açıklama daha geldi. Yavuz Ağıralioğlu'ndan. Biraz soy ismini söylemek zor. Şöyle söylüyor. İyi Parti olmasaydı ittifak ortağı CHP'nin AK Parti ve MHP'den oy alamayacağını söylüyor. Şimdi son dönemlerde İyi Parti cephesinden gelen açıklamalara baktığımızda bir rahatsızlığın oluştuğunu gözlemliyoruz. Yine İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik de doğru. benzer bir açıklama yapıp şunu söylemişti. CHP ile ittifak kurmak zorunda değiliz dedi. Biraz belediyelere tepki gösterdi o noktada. Aslında hep böyle ittifakı konuştuğumuzda taban tabana zıtlıkların olduğunu, bunun bir noktada çatırdayacağını hep konuşuyorduk seninle Melik Yiğiter. Zannediyorum artık daha net bir şekilde bunun tezahürlerini görmeye başladık ama bilmiyorum sen ne dersin? Doğru ve hatta ben bu tartışmaların daha çok gün yüzüne çıkacağını söylemiştim. Zaman evet. ilerledikçe ve artık böyle seçime doğru tartışmalar iyice gün yüzüne çıkacak demiştim. Şimdi ilk tartışmada işin doğrusu Yavuz Ağıralioğlu'nun hakkını teslim etmek lazım. Kılıçdaroğlu'na geri adım attırdı. Onu önce bir söyleyelim, kayda geçelim. Yani evet. demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer dedi Kemal Bey. Hemen Yavuz Ağıralioğlu cevap verdi. Dedi ki hayır Ankara'dan geçer, tüm Türkiye'den geçer dedi. Sonra Kemal Bey'e bir daha soruldu. Bir Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda. Dedi ki ya ben orada kastım benim spesifik olarak Diyarbakır'ın kendisiyle ilişkili değil. Diyarbakır'a gideceğim için bunu söyleseydim. Hatta söyledim dedi. Hatta Rize'ye gitseydim Rize'den geçer derdim diye böyle bir fake attı ve hani işin doğrusu bir tam anlamda bir geri adım. Yani Yavuz Ağıralioğlu ciddi ciddi geri adım attırdı. Şimdi onun dışında Ahmet Çelik keza öyle.
O hem hani şey dedi, bu belediyeler bizi yok sayıyor, haddini aşıyor. Sayemize kazandılar dedi ve kendisinin sahibi olduğu Yeni Çağ Gazetesi'nde de bu sürü manşet oldu. Sonra ben de o dönem Ahmet Bey'le görüştüm, Ahmet Çelik'le. Dedi ki ya ben söylediklerimin arkasındayım. Ya bütün söylediklerim doğrudur ve hani bunun arkasındayım, arkasında olmaya da devam edeceğim, geri adım da atmayacağım dedi. Hakikaten de öyle oldu. Yani biz de bunu işte Akşam Gazetesi'ne yazdık, geri adım yok diye. Birileri dedi ki ya hayır, Kenan Merkez işte susturdu onu falan filan. Yok, sonra bir hafta sonra Ahmet Çelik bir daha konuştu. Yani ittifak yapmak zorunda değiliz dedi. Hala yok saymaya devam ediyorlar dedi. Şimdi sorun bir tarafı bu. Diğer tarafında da Yavuz Bey'in söylediği şey yani İYİ Parti olmasaydı ittifak ortağı CHP'nin AK Parti ve MHP'den oy alamayacağını söylüyor. Bu büyük bir iddia. Evet. Ama bu aslında biraz da şöyle, özellikle ittifak görüşmelerinde ki oraya Deva ve Geleceğin de dahil edilmesi bekleniyor sevgili Nur. 6 partiden oluşan ittifaka eşit muamele etmesi, eşit muamele göstermesi Kemal Bey'in, işin doğrusu İYİ Parti'yi biraz üzmüş. Ya yani benim aldığım bilgi bu yönde. Yani işte binde 25'lik, binde 50'lik bir Demokrat Parti ile İYİ Parti'yi eşitlemesi doğru değil. Burada Millet İttifakı'nın paydaşlarında belirleyici olan, özellikle sağ milliyetçi oyları bloke etmede belirleyici olan İYİ Parti'dir. Dolayısıyla İYİ Parti eğer bu işler konuşulacaksa, ittifakta roller dağılacaksa ve söz söylenecekse aslan payı İYİ Parti'nin olması gerekiyor. İYİ Partiler böyle düşünüyor. Böyle düşünmeleri de zaten açıklamalarıyla ortaya çıkıyor. Yani işte şu anda Yavuz Ağaralioğlu, öncesinde Ahmet Çelik, ondan önce Koray Aydın, hatırlarsan yine biz Akşam Gazetesi'nde bunu manşet yapmıştık. Evet. Ben Koray Bey'le konuştuğumda Koray Bey dedi ki ya dedi hani böyle bizi yok sayarak Kemal Bey'in adayım demesi falan doğru bir şey değil. Bizimle oturup konuşacak, biz de onay vereceğiz, öyle aday olacak. Yani doğrudan Cumhurbaşkanı adaymış gibi. Ve ben Koray Bey'e bunu yazacağımı da söyledim zaten. Yazabilirsin dedi, yani ben öyle düşünüyorum dedi. Ve biz yine Akşam Gazetesi'ne bunu manşet yaptık. Sonra ama anladık ki sorun Koray Bey'le de Cihan Paçacı'yla, özür dilerim, Cihan Paçacı'yla konuşmuştuk. Evet. Anladık ki Cihan Paçacı'yla sınırlı değil, çünkü peşinden de Koray Aydın bu kez Habertürk'e bir demeç verdi ve dedi ki burada dedi kişisel nefislerimizi, kişisel hırslarımızı bir kenara itmeliyiz bu adaylık sürecinde. Kazanabilecek bir adayla, öyle birileri çıkıp kendi kişisel hırslarıyla ortaya çıkarsa o zaman olmaz. Biz bu işinde çıkamayız dedi ki evet evet. Yani dolayısıyla bu tartışmalar var, sorun da var sevgili Nur. Aşılabilir mi? Kolay değil. Yani ben kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü sorun gittikçe böyle büyüyor ve farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Yani böyle hani ileri yaşlarda şey der ya doktor, ya tam böyle şekerini bastırıyorum, bu kez tansiyon fırlıyor. Tansiyonu bastırıyorum, kolesterol fırlıyor diye. Dolayısıyla hani böyle bir yeri durduruyorsunuz, öbür taraf çıkıyor, öbür taraf çıkıyor. Kolay değil. Yani gerçekten kolay değil. Çünkü siyasetin çok örtüşmeyen aktörler bir arada. Bu sorun bence büyür. Aslında başından beri hani hep o sorduğumuz soru, bu kadar farklı faktör nasıl bir arada olacak diye. Ve sadece CHP ile İYİ Parti de değil, yani diğer partiler de bir tabanda bir şekilde birleşemiyorlar. Hiçbir birine benzemiyor. Ama çok İYİ Parti de sanki artık... Hiçbiri birine benzemiyor. Evet. Giderek o rahatsızlık artıyor gibi geliyor bana Melik Yiğit. En azından açıklamalardan o his geçiyor. Mesela senin verdiğin örnekler de öyle. Tabii tabii. Son gelen açıklamalar da ona işaret ediyor. Artıyor. Tabii tabii artıyor ve artacak da sevgili Nur. Özellikle Deva ve Geleceğin buraya dahil edilmesiyle biraz da böyle Davutoğlu'nun dominant bir karakter sergilemesi İYİ Parti'yi çok rahatsız ediyor. Evet. Yani bunu kendileriyle konuştuğumuzda işte bazıları izin verdiğinde isimleriyle yazıyoruz. Bazıları ya benim ismimi söyleme dediğinde kaynak diye yazıyoruz. Ama evet, sonuç böyle o rahatsızlıklarını o görüşmelerde ifade ediyorlar. Yani işte daha işte binde 75'lik, %1'lik bir parti ve kaldı ki yani geçmişte bunlar işte AK Parti'yi eleştiriyor ama birisi bir dönem AK Parti'de başbakandı, öbürü de başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumluydu. Dolayısıyla
Bu anlamda inandırıcılıkları da soru işareti ve tartışma konusu. Şimdi gelip onları Millet Vakfı'nın içinde bir baş köşeye oturtmak doğru değil diyorlar. O anlamda itirazlarını ifade ediyorlar. Ama bunlar siyasi aktörle birbirine benzemiyorlar. Sadece Erdoğan karşılığında buluşuyorlar. Evet. Erdoğan karşılığında bir siyaset etme biçimi değil, bir taktiktir. Dolayısıyla siyasette değil, taktikle gidiyorlar. Evet. Taktikte sizi ne kadar götürebilir? Gerçekten soru işareti taşıyor. Evet. Bu samimiyetimle söylüyorum. Ciddi bir soru işareti ve bu altı benzemez aktörü bir arada tutup seçim sürecini kolaylıkla atlatmak çok mümkün görünmüyor. Evet, zannediyorum bu sorunun yanıtını da 2023'te alacağız. Son 1,5 dakikam, merak ettiğim bir konu daha var. Görüşünü merak ettiğim bir iki tane hızlıca onu soracağım sana. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde revizyona gidildi ve görevden affını talep eden Adalet Bakanı Abdülhamit'in yerine yine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geldi. Bu da beraberinde farklı tartışmalar gündeme geldi. Zaten nasıl ne zaman bir değişiklik olsa siyasi cephesinde birçok tartışma görmeye başlıyoruz. Mustafa Şentop yanıt verdi meclis başkanı bu tartışmalara. Normaldir dedi. Sana soralım, nedir bu değişikliğin sebebi? Ya normal, çünkü yeni hükümet sisteminde Nur hani böyle yorulan, bırakmak isteyen sonuç itibariyle olacak ve siz yerine yeni isimler, yeni bir enerji katmak durumdasınız. Biraz böyle bir eski ezber üzerinden gidiyoruz. Eski sistemde, yani başbakanlık modelinde, evet bunlar biraz daha anlamlıydı. Niye anlamlıydı? Çünkü işte il dengesi, parti içi denge, yani mesela derdiniz ki işte Karadeniz'den bakan yok, bir tane Karadeniz'e verelim. Ya da işte Doğu'da, Güneydoğu'da bakan yok, bir tane oraya verelim. Ya da işte parti içinde dengeleri gözetirdiniz falan. Ama Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde böyle bir şey yok. Yani bunlar siyasi kişilikler değil çünkü. Sonuç itibariyle kendi enerjileri, nefesleri yetene kadar giderler. Yorulabilirler, kafaları çok uyuşmayabilir ve çekilmek de doğal haklarıdır. Siz hani onu aratmayacak bir isimle yola devam ediyorsanız mesele yok. Burada da Bekir Bozdağ çok başarılı bir bakanlık ortaya koydu. Hem işte iki kere Adalet Bakanlığı, iki kere Başbakan Yardımcılığı yaptı. Hani kabineyi iyi bilen biri, mutfaktan gelen biri. Evet, grup başkan vekilliği, partide işte Yozgat Milletvekilliği, grup başkan vekilliği, komisyon başkanlığı, partide genel başkan yardımcılığı, bakanlık, başbakan yardımcılığı, tekrar anayasa komisyonu başkanlığı. Yani bütün her yerde, kale dahil her yerde oynamış yani, sen ne anlayacaksın? Hani böyle gol at, Bekir Bey gol atmanız gerekiyor derse santrafor olarak oynamış. Yok top dağıt derse orta sahada oynamış. Yok sağ sol bek tamam. Ama kalede ihtiyacım var dedi, kaleye de geçmiş, itiraz etmemiş. Yani kale dahil bütün her yerde oynamış. Kaldı ki yani rekoru da Demirel'in rekorunu da egale etti. Demirel 3 kere gitti, 4 kere geldi. Bekir Bey 4 kere gitti, 5 kere geldi. O yüzden Bekir Bey çok başarılı bir, hani başarılı bir isim. Gerçekten başarılı bir isim. Hele hukukta çok çok başarılı bir isim. Ben bu bakanla ciddi enerji katacağını düşünüyorum. Hiç şüphem yok. Peki. Meşhur Melik Yiğitel spor örneğini de duyduğumuza göre reklama gidebiliriz artık. Melik Yiğitel, çok teşekkür ederiz değerlendirmelerin için. Hoşçakal. Kolay gelsin. İyi teşekkürler. Yayınlar. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimleydi. Şimdi kısa bir reklam, sonra tekrar beraberiz. Tekrar hoş geldiniz 24 ekranlarına. Televizyonu yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bünyamin Bezci stüdyoda bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş günaydın. Bu vesileyle ben de ilk kez Bünyamin hocamı yüz yüze görmüş oldum. İlk kez stüdyoda ağırlayabilirim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ve ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir Skype'la bizimle. Sadi Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Keşke siz de burada olsaydınız. Bünyamin Hocam da burada. Kartoğlu da gelecek birazdan, Mustafa Kartoğlu. Bir gün hepimiz buluşalım orada hocam. İnşallah. Peki. Hocam sizinle başlayalım Bünyamin Hocam. Kabine toplanacak bugün. Özellikle dış politikadaki gelişmeler, Rusya-Ukrayna krizinin başta olacağını görüyoruz. Türkiye tam da düşünüldüğü gibi arabulucu rol üstlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna'ya gidiyor. Putin gelecek Türkiye'ye. Sizin perspektifiniz nedir? Nasıl okuyorsunuz Rusya-Ukrayna krizini? Şimdi Rusya-Ukrayna krizinde yani sıkça bahsedilen şeylerden bir tanesi işte savaş ne zaman başlayacak? Evet.
Yani herkes aynı soruyu soruyor. Aslında yani hiç savaşmama ihtimalinden neredeyse hiç bahsetmiyorlar. Normal şartlarda bakarsak aslında savaş olma ihtimali de zannettiğimiz kadar yüksek değil. Yani ihtimal olarak bakarsak eğer gerçekten özellikle bu Donbas sınırındaki Ukrayna'nın milis güçleri, ki bunların çoğu aslında Amerika tarafından eğitilmiş milis güçler. Hı hı. Bu milis güçleri bir şekilde bir saldırıda bulunmazlarsa, aslında yani şu andaki konumu korursa herkes, savaş olma ihtimalinin doğrusu ben çok yüksek olduğunu düşünenlerden değilim. Ama neden peki savaş olacak, yarın savaş olacak, işte öbür gün savaş olacak diye konuşuyoruz. Evet. Bunu aslında bir taraftan da daha çok Ukrayna-Rusya krizinden daha ziyade hem Rusya'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içindeki iç politikalarıyla alakalı okumak lazım. Yani şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'daki bir kriz üzerinden aslında bir taraftan kendi dağınıklığını toparlamaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman 3 temel dağınıklığı var. Bir tanesi iç politikada bir dağınıklık var. Yani bir taraftan işte özellikle desteği düşen bir Biden var, demokratlar var. Yani bir yaklaşık bir yıl içinde yeni bir seçim var. O dağınıklığı toplamak zorundalar. Yani dışarıda bir hani bir kriz alanı yaratmak zorundalar ki içerideki dağınıklığı biraz toparlasınlar. Bir taraftan ama... Dikkati oraya çekmek gibi mi? Evet, bir taraftan öyle. Bir taraftan Avrupa Birliği bağlamındaki o müttefikleriyle olan dağınıklığı toparlamak zorundalar. Çünkü yani Rusya söz konusu olduğunda İngiltere, işte Avrupa Birliği'nden ayrılmış bir İngiltere, Amerika'nın yanında politikalar üretebiliyor ama bu Fransa ve Almanya için geçerli değil. Evet. Ama Fransa ve Almanya NATO'nun da en önemli müttefikleri. Yani şu anda görünen o ki Amerika, Fransa ve Almanya'yı bile Rusya'ya karşı bir herhangi bir müdahale konusunda çok ikna edebilmiş değil. Çünkü hem Fransa ve Almanya bir taraftan Rusya'ya bağlılar. O gaz meselesi, enerji hatları meselesi. Ama bir taraftan da Rusya ve Almanya'nın zaten hani çıkarına da gelmiyor. Çünkü bölgedeki güvenlik ağlarının oluşturulma konusunda Rusya, özellikle Fransa ve Almanya için Rusya neredeyse yani şey gibi, ne diyelim ona, partner gibi. Beraber çalıştıkları bir partner. Şimdi o dağınıklığı kendi tarafına çekmek zorunda Amerika. Evet. Bir taraftan ama bir de özellikle Rusya sınır hattındaki ülkeler var. Yani Polonya gibi, Romanya gibi, Bulgaristan gibi ve Yunanistan gibi. Hadi buna Hırvatistan'ı falan da katın. Dikkat ederseniz ilk aslında patlağı Hırvatistan verdi. Hırvatistan dedi ki işte ben Rusya'ya saldırı olursa NATO'daki bütün askerlerimi çekerim. Evet. Aslında buradaki ülkeler bir kısmı Slav olan, bir kısmı ama uzun zamandan beri Rusya ile birlikte hareket etmiş olan bu ülkeler Amerika'nın hani tüketim toplumuna çok hevesliydiler. Şimdi mesela ilk defa Amerika ile birlikte Rusya'ya karşı bir müdahalenin aracı olacaklar. Olacaklar mı mesela? İşte olay burası. Burada mesela belli patlaklar oluşabilir. Yani burada ciddi bir şekilde bir kopuşlar söz konusu olabilir. Amerika aslında Ukrayna kriziyle birlikte biraz bunu da toparlamaya çalışıyor. Yani bir taraftan da buradaki müttefiklerine ya işte ben olmasam arkanızda Ukrayna gibi olursunuz mesajı vermeye çalışıyor. Yani bir hani Rusya tekrar sizi bir şekilde Ukrayna gibi işte işgal edebilir mesajı vermeye çalışıyor. Yani Ukrayna'nın abisi gibi. Tabii yani bu yani bir Ukrayna'yı göstererek aslında Polonya'yı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı kendi yanında tutmaya çalışıyor. Çünkü hattı öyle kurdu. Yani bugün düşünün mesela en büyük aslında Amerika'nın ayağının işte Baltıklara konduğunu, Baltıklardan Polonya'ya doğru, oradan Bulgaristan'a ama özellikle de Yunanistan'a dedi ağacı düşünürseniz. Yunanistan'a sağlam bir aslında hat oluşturduğunu ve dikkat ederseniz bu hattın dışında kaldığını, Türkiye'nin de bu hattın doğusunda kaldığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani doğu batı hattı hani bir zamanlar işte Ural dağlarından falan geçtiği söylenirdi. Yani oraya yakın bir şekilde ama neredeyse böyle kurulmuş durumda. Yani Baltık ülkeleri işte Finlandiya'dan başlıyor. Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan diye. Türkiye de doğuda kaldı aslında. Evet. Bu açıdan baktığımızda. Rusya'da ama bir taraftan da Rusya'da kendi dağınıklığını toparlamak için bu Ukrayna krizine ihtiyacı var.
Yani iki tarafında bir şekilde ihtiyacı olan bir kriz. Rusya'nın dağınıklığından kastınız ne peki hocam? Rusya'da yani Putin kendi iktidarını biraz daha sağlamlaştırabilmek için yani böylesine bir hani devamlı süre giden bir krizin varlığı ama aynı zamanda hani ne diyelim ona soğuk savaş değil de soğuk barış diyelim. Yani bu soğuk barışın bir şekilde hani evet. devam etmesi aslında Rusya'nın da kendi iç politikası açısından işine geliyor. Yani burada bir şekilde uğraşmazsa Rusya Kazakistan'da uğraşacak. Ki Kazakistan meselesi de aslında biraz da Amerika'nın belki de bilmiyorum tabii ki ben o iç hikayeleri ama Rusya'yı başka bir bağlamda uğraştırmak için yani ilgisini başka bir yere doğru çevrilmesini sağlaması için belki oluşturulmuş bir sanal kriz bile olabilir. Yani bu olmazsa yani bakın mesela Ukrayna, Kazakistan ve Tayvan. Ya bu olmazsa aslında Çin ve Amerika başka bir krizle karşı karşıya. Yani bu açıdan baktığınızda Ukrayna krizi Amerika için Tayvan'dan daha kolay. Çözülmesi daha kolay. Daha doğrusu yani hatların belirlenmesi daha kolay. Hem bir taraftan bütün bu kendi dağınıklığını toparlayabileceği bir yani ne diyelim ona kolay çözülebilir bir kriz aslında bakarsanız. Yani sanal olarak büyütülen bir kriz bir taraftan bakarsak. Nitekim yani eğer Ukrayna'nın devlet başkanına bakarsak Ukrayna'nın devlet başkanı şey diyor zaten ya işte bu krizi çok sanal olur. Çünkü kriz savaş meselesi Ukrayna'nın ekonomisini mahvediyor. Yani onlar da bunu çok fazla istemiyorlar. Mesela düşünün şu anda Rusya'nın şu andaki konumu aslında daha ileri gitmese bile Rusya'nın işine gelir mi? Gelir. Yani işte askeri yığınağını yaptı. Donbas bölgesini zaten koruyabilir. Hatta eski diyelim ki Ukrayna ile olan tarihi bağlarını kullanarak büyük bir ihtimalle içeride çok fazla istihbaratçısı vardır. İstediği zaman aslında Ukrayna'nın içinde karıştırabilir. Şimdi yani böylesine yani bunu Amerika yapamaz. Her bir şeyle yapamaz çünkü daha uzak bir şekilde. Yani bu açıdan baktığınız zaman aslında şu andaki konum yani bir nevi aslında bir soğuk barış konumu aslında Rusya'nın da işine geliyor. Ama bir taraftan Amerika'nın da işine giriyor. NATO peki? Yani NATO'dan gelen açıklamayı nasıl okumalıyız? NATO'da bir birlik yok bu konuda. Yani NATO İngiltere, Amerika'nın yanında hareket ediyor. Ama Fransa ve özellikle Almanya kesinlikle herhangi bir savaşa taraftar değiller. Zaten Almanlar en son silah gönderme meselesine silah değil işte miğfer gönderdiler. Yani bir anlamda işte çatışma bölgelerine bir silah göndermeyeceğiz falan dediler ama NATO'da muharip hiç göndermeyi planlamıyoruz ama biz. Ama aynı dedi. Almanya mesela şeye özellikle Kuzey Irak'a çok rahat bir şekilde silah gönderebiliyor yani pek YPG'ye özellikle. Yani onu da bir şekilde görüyoruz ama işte o bölgede baktığınız zaman biz muharip güç kullanmayacağız falan diyorlar. Ama bu şu demek yani aralarında henüz daha birlik oluşmuş değil. Henüz daha işte Amerika'nın çıkarlarıyla Almanya'nın ve Fransa'nın çıkarları birbirinin üzerine oturmuş değil. Yani oturabilir mi? Biraz zor gibi görünüyor. Yani Rusya söz konusu olduğu zaman yani Avrupa'daki ülkeler için vazgeçilmez bir ülke Rusya. Yani peki ekonomik mesela yaptırım konusunda oturabilir mi? Doğrusu o konuda da oturabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü hemen o konuda da söz konusu olunca Avusturya dedi ki ya bu gaz meselesini dışarıda tutalım. Siz ne dersiniz Saadi Bey? Hazır o kısma girmişken sizce uygulanabilir mi ekonomik bir yaptırım? Hani geçen hafta da sorduğumuzda hani Rusya'nın çok güçlü bir ekonomisi olmadığını, böyle bir savaşa kolay kolay aslında giremeyeceğini söyledik ama doğalgaz gibi de bir güç var elinde. Ne gibi yaptırımlar gelir? Ekopolitik açıdan kim nasıl etkilenir? Türkiye'ye yansıması ne olur? Şimdi Rusya'nın hedefi benim anladığım kadarıyla Ukrayna'da kendi yanlısı bir hükümet oluşturmak ve bu NATO'nun genişlemesini NATO'yu da ikna ederek bir anlamda ki ikna olmuş görünüyor NATO, kuvvet göndermeyeceğini açıklamış. NATO'nun genişlemesiyle ilgili istediği sınırda NATO'yu durdurmak. Şimdi Bünyamin Hoca'nın söylediği gibi kimsenin orada savaşmaya niyetli olmadığını anlıyoruz. O zaman biraz daha savaşmadan ben istediğimi aldım şeklinde bir iknaya ihtiyacı var Rusya'nın. Rusya şimdilik bu hani çatışmaya dönmeden yığdığı kuvvetlerle bir süre Ukrayna'nın iç işleriyle uğraşacak öyle görünüyor.
Ama sorduğunuz soruya gelince aslında ona şöyle bir soru da sormak lazım. Soruya soru. Ya bu geçtiğimiz 5-6 sene içinde şu işte Fransa, Amerika, İsrail, Yunanistan Doğu Akdeniz'le ilgili böyle aptalca bir politika izleyeceklerine, sonra da o gazın Avrupa'ya ulaşmasıyla ilgili projeyi Akdeniz'in sularına gömeceklerine, Türkiye'yi dışlayacaklarına, o zaman Türkiye'ye, Anadolu'ya, belki İskenderun, belki işte bizim Akdeniz'deki uygun noktadan uzlaşmalar sağlansaydı ve gaz gelseydi, enerji hatları bağlansaydı, şu anda Avrupa'nın enerji güvenliği Rusya'ya bu kadar bağımlı olur muydu? Şimdi bu kadar stratejik olmayan, 3-5 sene sonrasını görmeyen politikacıların yönettiği, birbiriyle kavga ettiği bir müttefikler grubuyla maalesef baş başayız ya da karşı karşıyayız. Şu anda Avrupa bu kış ortasında Rusya'dan gelen gazdan nasıl vazgeçebilir? Sadece vatandaşı için değil, sanayisi için ve bütün diğer konular için bu enerji açığını nasıl giderebilir? Nükleerle ilgili yapacakları şeyler yine uzun vadeli olabilir. Dolayısıyla bence burada Rusya'nın eli güçlü. Ekonomik gücünün çok fazla olmasından dolayı değil, Avrupa'nın ekonomisini çok olumsuz etkileyecek vanası olduğu için Rusya güçlü. Ambargo uygulayacaklar. Rusya ekonomisine tabii ki zarar vermek isteyecekler. Savaş dışında her türlü zararı yapmaya çalışacaklar. Gelelim Rusya cephesine. Evet, Rusya'nın çok uzun süreli çatışma alanına girecek gücü yok. Rusya genellikle Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra dikkat edelim hep kendi oluşturduğu aşağı yukarı da aynı çerçevede oluşturmaya çalıştığı sınır ekseninde yönetimlere müdahaleler etti. Kısa süreli giriş çıkışlar yaptı, askeri anlamda söylüyorum. O şekilde durumu idare etti. Ama bir daha mesela şu Kore ekseninde, Vietnam, Kamboçya, Laos, Afganistan ekseninde tarihte gördüğümüz yıllarca süren Batı'yla, Amerika'yla, Fransa'yla ya da işte başka Birleşmiş Milletler'in Batı'yla bir araya gelen ülkeleriyle sürdürdüğü çatışmaları sürdürecek hiç gücü yok. O yüzden ancak bölgesel olarak şu anda da çatışmaya girmeden kendi istediklerini kabul ettirme çabasında. Bunun için iki şeyi kullanıyor. Bir, sizin buraya asker gönderecek haliniz yok ama ben buradayım. Görüyorsunuz, gösteriyor ordusunu. İki, enerji konusunda fazla da üzerime gelirseniz enerji konusunda bütün Avrupa sıkıntıya girer. Karşı cepheye bakıyoruz. Karşı cephede de zaten geçen hafta konuşmuştuk. Sayın Blinken'la Biden'ın açıklamaları Rusya'ya bu alanı açmış gibi görünüyor. Hani girer ya da işte bir kısmen girer. Orada kendine bağlı bir hükümet oluşturur. Buna da razıyız gibi. Yani o orada dursun, biz de buralarda duralım. Çünkü Rusya'nın daha ileri cümlelerle söylediği şey ta Polonya'yı vesaireyi kapsıyor. Ama bu tarafta diyor ki yani bak biz Ukrayna'yı bile NATO'ya alacak aşamaya geldik. Hadi orada duralım şeklinde bir manzara var gibi geliyor bana. Bünyamin Hocam, Türkiye'nin izlediği politika ne getirecek Türkiye'ye? Çünkü sadece aslında Rusya-Ukrayna krizinde değil, birçok ikili ilişkilerde Türkiye'nin bir arabuluculuk rolü üstlendiğini görüyoruz. Önce Rusya-Ukrayna krizindeki yerini konuşalım. Sonra genel olarak Türkiye'nin dış politikada izlediği politika şekli bize ne söyler? Ya şöyle bir şey, daha önce de sıkça ifade etmiştim. Türkiye çevresinde ve savaş olmadığı kadar kazanan bir ülke. Çünkü temelde aslında dış politikası ekonomi odaklı. Yani dış politikasına baktığımız zaman biz bazen yanılıyoruz. Daha böyle kültürel odaklı bağlam var, evet. Etik odaklı bağlam var, evet. Ama daha ziyade aslında ekonomik odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye üreten bir ülke. Şimdi üreten bir ülkenin aslında ve Türkiye'nin çevresine baktığınız zaman aslında Türkiye'nin çevresinde üretim gücünün çok yüksek olmadığını görürüz. Yani bu isterse Gürcistan olsun, isterse İran olsun, Yunanistan olsun fark etmiyor, Bulgaristan olsun ya da işte Suriye, Irak olsun. Buralarda üretim gücünün Türkiye'deki kadar yüksek olmadığını görüyoruz.
O yüzden Türkiye bölgesel olarak aslında üreten ve satan bir ülke, ihraç eden bir ülke. Bunun için de akışların yani rahat olması gerekiyor. Akışların rahat olması için de savaş olmaması lazım. Yani Türkiye her ne kadar savunma sanayinde işte atılımlar yaptıysa da savunma sanayi daha küçük erimli hikayeler üzerine kurulu. Onların da tabii ki bir karşılığı var ama yani Türkiye öyle hani savunma sanayinden hani büyük paralar kazanarak kalkınacak bir ülke de değil aslında bir taraftan bakarsak. Onlar da yapacak bir ülke ama yani ağırlığı oraya koyacak bir ülke değil. O yüzden ağırlığı oraya koymayacaksanız o zaman çevrenizde savaş olsun da işte ben de para kazanayım diye düşünmezsiniz. Evet. Temelde çevrenizde barış olsun da ben para kazanayım işte ben bir şekilde ilişkilerimi yürüteyim diye düşünürsünüz. O yüzden Türkiye zaman zaman çevresindeki bu tür krizler için bazen sert, bazen yumuşak gücünü kullanıyor. Bazen arabuluculuk mesela meselesini aslında kullanıyor. Bazen destek veriyor işte mesela diyelim ki Azerbaycan'da olduğu gibi. Yani sorunu yine çözüyor aslında. Ama Türkiye'nin hep dikkat ederseniz yani sert gücünü kullandığı zaman da isterse Libya olsun, isterse Azerbaycan olsun temelde hedefinin çözüm olduğunu görüyoruz. Evet. Temelde hedef. Yani Ukrayna'da çok farklı bir şey değil. Yani Türkiye'nin en çok işine gelmeyen şey nedir? Karadeniz'in bir savaş alanı olması. Yani bu Türkiye'nin asla işine gelmez. Bu Amerika orada olduğu zaman da işine gelmez. Rusya orada olduğu zaman da işine gelmez. Yani Türkiye'nin Karadeniz'in büyük filoların olduğu ve savaş alanı olduğu bir yer asla işine gelmez. O zaman Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmayı olsa bile minimalize etmek zorunda Türkiye. Yani olsa bile bu yüzden arabuluculuk rolüne soyunmuş durumda. Bazen Batı'da işte Batı'daki yorumlarda işte Türkiye'nin bu arabuluculuk isteğinin ya da arzusunun çokça gerçekçi olmadığını hani Türkiye'nin böyle bir gücü olmadığını falan söylüyorlar ama bu güçle alakalı bir şey değil aslında. Bu aslında konumla alakalı, bu jeopolitik konumla alakalı bir şey. Yani şu var yani bölgede barışı kim istiyor diye sorduğumuzda bölgede barışı Türkiye istiyor. Yani bölgede kimse savaşmasın diye isteyen Türkiye. Evet. Yani mesela bunu işte Almanya biraz istiyor ama Almanya'nın aslında yani gaz haricinde çok da umurunda değil bir taraftan bakarsak. Evet. Fransa için herkese öyle. O yüzden Türkiye arabuluculuk konusunda elindeki bütün kozları kullanıyor. Evet. Rusya da yani bir taraftan da Türkiye'nin politikalarında çok Türkiye'yi kırmayan bir politika oluşturmaya çalışıyor. Yani bu açıdan baktığımızda aslında Türkiye'nin hani arabuluculuk konusunda yapabilecekleri var. Yani bu sorunu kökten bir şekilde çözemez ama belli bir konuda belli bir yakınlıklar oluşturabilir diye düşünüyorum. Peki bu arada Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biraz diş ağrım vardı sabahleyin. Geçmiş olsun. Şimdi nasıl oldunuz? Biraz düzeldim öyle geldim. İyi yaptınız. Binemin Bey burada bizimle stüdyoda. Evet, evet. Fark ettim. Pişman da oldum yani daha erken gelmeyi arzu ediyordum. Olsun, geçmiş olsun size. Böyle şey yani Skype'tan yayın yapıp sonra yüz yüze görünce internetten tanışıp buluşmuş gibi oluyor bunu. Bizim Melik Yiğitel'e de söylemiştim onu da ilk defa burada kanalda görünce. Bir değişik oluyor ama güzel İstanbul'da oldu. Annemde misafirim. Ha ne güzel. O vesileyle. Allah başınızdan eksik etmesin. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki şimdi Rusya-Ukrayna krizini konuşuyorduk Mustafa Bey. Valla dediğim yere doğru geliyor anladığım kadarıyla yani böyle bir... Siz şey demiştiniz hani bu meseleyi çözerse Türkiye çözecek diye onu mu kastediyorsunuz? Hem onu hem noktada? De bunlar savaşmaya niyetleri yok zaten. Evet evet Mümin Hocam bunu yani, söyledi. Evet bu geçen Mümin Hoca'yla da konuşmuştuk. Rusya'nın Putin'in işine gelen Ukrayna'nın doğusuna basıp batısını rehin almak. Avrupa'nın, Amerika'nın özellikle işine gelen Rusya'yı biraz daha kışkırtıp oradan alacağını alsın kalanını bize bıraksın moduna getirmek. Evet. Karşınızda çocuk yok. Şimdi sürekli kışkırtıyorlardı. Ben bir gün önce bir yazı yazdım bununla ilgili. Avrupa özellikle Amerika işte köpürtüyor, kışkırtıyor diye. Aman sağ saldırdı, ha saldıracak. Şimdi iki gün önce
Bizde normalde hocam dış haberlerde manşet olmaz derler. Bu ezbere bir şeydir yani. Fakat Zelenski'yi manşet yaptım. Çünkü inanılmaz akıllı konuştu. Dedi ki öyle bahsettiğiniz gibi bir panik yok. Bizi paniğe sokmayın. Çünkü söylediğiniz her şey, yaratılan her panik bizim ekonomimizi vuruyor. Bize bu kaça mal oluyor biliyor musunuz? Umurunuzda değil. Avrupa Birliği bizi mi düşünüyor? Hayır, onlar kendilerine yönelik bir olası bir saldırıyı biraz daha ileride tutmaya çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kendi ülkesini ne kadar iyi biliyorsa ben de kendi ülkemi o kadar iyi biliyorum. Bana benim ülkemi anlatmayın diyor yani. Sonra yine dönüyor. Bir savaş olduğunda bizi kim kurtaracak? Hangi ülke yardımımıza gelecek? Hangi ülkenin ordusu? Hiçbiri. NATO ne diyor? Benim işim değil diyor. Ben barışı korurum, savaş çıkartmam diyor. Birçok Avrupa ülkesi biz asker göndermeyiz diyor. Bunun böyle olacağını bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Peki niye kışkırtıyoruz? Rusya biraz daha, Putin'in eli biraz daha güçleniyor. Putin'in eli güçlendikçe bir, Rus nüfusunun yoğun olduğu yerlerde herkesin biti kanlanıyor. Türkçesi bu işin. Kiev'de de Rus yanlıları güçleniyor. Bir sonraki iktidar değişiminde efendim eyvah elden gitti turuncu devrim falan diye ağlamak yok yani. Oraya doğru gidiyor iş. Belaruslaşmasına doğru iteliyorlar yani. Şimdi bu Putin haklı anlamına mı geliyor? Hayır, değil. Ama Putin öyle bir yararlanıyor ki bu, affedersiniz ama, salaklıklardan. Hepsinden çatır çatır yararlanıyor. Bu işten de yararlanacak. O yüzden bir şey daha söyledi Zelenski. Yine beni şaşırtan bir şey. Bizim ülkemizin geleceğini biz belirleyeceğiz. Amerika ile Rusya arasında belirlenmeyecek. Ama hep böyle oldu. Baltıkların kaderini Amerika ile Rusya belirledi. Balkanların kaderini Amerika ile Rusya belirledi. Bu ülkelerin kendi iradeleri tamamen ortadan kaldırıldı. Bu yazık günah bir şeydir. Artık bunu anlamamak için anlayışsızlıkta dirençli olmamız lazım. Yani böyle bir şey yok. O yüzden iki tarafın arasında, iki tarafla da ilişkisi iyi olan, NATO üyesi olan, Avrupa ile de ilişkisi iyi olan, durumu da fark etmiş bir muhatabı var Ukrayna Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı. Valla çözüm için ideal iş ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Bunu başarırsa muhtemelen gene işte yan yattı, çamura battı. Biz zaten onu çok zorlamıştık. Hani Laz'ın zeytin yemesi gibi. 6. denemede bile çatalı tutturamayınca bir tanesi diyor öyle olmaz. Bak şöyle alacaksın ben. Ben yordum onu da sen yakaladın. Laz'ı öyle mi zeytin yemiş? Şimdi diyecekler ki işte biz yormuştuk da Tayyip Erdoğan ikna etti. Şu lafı unutmayalım. Bu tür şeylerden sonra Cumhurbaşkanı'nın hatırlattığı bir şeydi. Boğazı yürüyerek geçsem yüzme bilmiyor derler. Şimdi o yüzden kimse ondan bir marifet olarak görmeyecek bunu. Bu net. Ama tarih bunu öyle yazmayacak. Tabii bunların hepsi umudumuz inşallah diyoruz ama Zelenski durumun çok farkında. Batı ile Doğu arasında nasıl kaldığını farkında. Hani herkes ona biraz komedyen gözüyle bakıyordu falan ama öyle değil. Durumun farkında. Erdoğan da durumun farkında. Maalesef Putin de Batı'nın durumunun farkında. Şimdi burada aslında hani Putin'i ve Zelenski'yi ortak bir noktada birleştirmek var ya. Aynı zamanda Batı'nın yediği herzeleri de biraz temizlemekten geçiyor. Yani hem o yükü temizleyeceksiniz, o yükü sırtlanacaksınız. Hem de Putin'i ikna edeceksiniz. Putin bir ne kadar ikna edersen diyecek ki ya bir dakika tamam anladım da. Hani hak, adalet falan olalım. Olmasam ne olur diyecek mesela. Ne olur yani? NATO başıma bomba mı yer? Hayır. Amerika bana savaş mı açar? Hayır. Baltık ülkelerinde Romanya'dan Litvanya'ya, Letonya'ya, Estonya'ya kadar buralarda bir Rus karşıtlığı olup bana hücum mu ederler? Yok. Tam tersi. Benim pazularım güçlendi artık. Buraların hepsinde benim bir Rus nüfuz alanım var. Kimi nüfusla, kimi ideolojiyle. Bunların hepsini artık daha iyi kullanacağım. Şu anda kazanmış zaten. Siz ona diyorsunuz ki attığınız golü geri alın. O golü geri almayacak. Evet.
O yüzden çok zor ama imkansız değil. Burada şöyle bir şey var. Yani bir aslında biz mesela Gürcistan tecrübesinden şunu da görüyoruz Mustafa Hocam. Yani şimdi Rus yanlısı birisi geliyor ama toplum çok da Rus yanlısı olmuyor. Doğru. Yani böyle sarkaç oluşuyor. Bir o tarafa bir bu tarafa yatan. Bunu Ukrayna'da yaşadı. Ama bir taraftan da hacı yatmaz gibi yatmayan öyle bir sarkaç oluşuyor aslında. Yani Gürcistan'da bakarsak tam öyle oldu. Tabii. Mesela Gürcistan'da yarısı işgal altında. Yani ki Gürcistan'a göre o Kuzey Osetya'yı ve Abazya'yı düşünürseniz diğerlerine göre onlar bir bağımsız devlet. Aynı hikaye aslında Gürcistan'da var. Bundan sonra aslında Ukrayna'yı da biraz böyle bir şey bekliyor. Yani güvenlik açısından Rusya'ya çok karşı çıkamayan ama yaşam biçimi olarak da giderek batılaşan, aslında batılaşan Ruslar göreceğiz biz Ukrayna'da bir taraftan bakarsak. Çünkü şimdi Ukrayna sosyolojisi de farklı katmanlara sahip. Yani mesela 50 yaş üzerine baktığımız zaman daha çok Rusya yanlısı kişiler görebiliyoruz orada. Şu sıralar biraz milliyetçileşmekle birlikte. Evet ama mesela doğuda. Gençler öyle değil. Gençler daha batılı. Yaşam tarzı olarak yani baktığımız zaman özellikle 40 yaş altındakiler çok daha batılı bir yaşam tarzı istiyorlar. Yani o yüzden topluma göre bir şekilde dönüşen, değişen bir aslında iktidar yapısı da oluşabilir Ukrayna'da. Gürcistan önemli çünkü orada da hani bu işler bitti. Sonuçta turuncu devrim bir defa adam zaten rezil oldu. Hani en son onu Ukrayna'da damlarda falan geziyordu intihar edeceğim diye. Saakashvili. Sonra ülkesine döndü ama ya hapiste evde domates yetiştiriyor bilmiyorum. Şimdi bir insanlar da şunu görüyorlar. Batı'ya güvenip de Ruslarla kanlı bıçaklı olmanın manası yok. Bir adam eziyor bizi. İki, bunlar da adamlarına sahip çıkmıyorlar. Hiçbir ya. Sandıçta attılar şeyde turuncu devrimde Kiev'de. Orada Ukraynalılar öldü. Sandıçta atanlar ülkelerine döndü. Ne oldu? Konu kapandı. Sonra bir daha tekrar bir seçim. Hadi bir daha çatışma. Ondan sonra şimdi bakın bundan önceki de Poroshenko'da Ukrayna'da öbür tarafta şeyde Gürcistan'da da son 2 veya 3 2 Cumhurbaşkanı hep arada duruyorlar. Evet. Sorun çıkartmamaya gayret ediyorlar. Evet Batı yanlısılar fakat Rusya konusunda değinmiyorlar. Ya da ne bileyim Güney Ossetya hadi gidelim bir proje hazırlayın. Statko'yu kabul ediyorlar. Ama kimin statikası? Rusya'nın. Şimdi adam hani şımarmasın da ne yapsın yani? Nasıl olsa yapıyor ve kimse bana bir şey demiyor. Bir şey kırmıyor. Ne ortada? Kırım'ın stratejik bir önemi var ama Donbas'ın yok. Donbas. Sadece üstüne basılıp Batı'nın rehin alınmasıyla alakalı bir şey. Bir de şey var yani mesela Rusya'nın nüfusu diyoruz ama Rusya'nın nüfusu da tamam burada bir Donbas'ta Rus nüfusu var. Ama Rus nüfusu da aslında azalıyor. Tabii. Yani Batı'da orada, yok, Batı'da az var. Orada çok sıkıntısı var. Mesela evet. 145 milyon. Zaten 25 milyonu Müslümanlardan oluşuyor. Doğru. Bir de hani böyle karışık ırkları falan düşünürseniz zaten 100 milyon ortada. Hani Rusya'da da 100 milyon Rus var. Yani evet. 3 aşağı 5 yukarı. Yani ve artmıyor da. Doğru. Onların da büyük bir sorunu var. O yüzden hani Rusya'nın bu kadar büyük toprakları kendi nüfusuyla kontrol etmesi de kolay değil. Sadece dolayımsal böyle askeri gücüyle bir şekilde orada durarak az önce Mustafa Bey'in söylediği gibi yani işte doğuyu bir şekilde elinde tutarak ama batıya da basarak yani evet. Gürcistan'da yaptığı şeyi yapacak büyük ihtimal. Bunun herkes geleceğe bırakmış zaten öyle anlıyorum yani bir sonraki aşamaya belki Putin sonrasına plan bırakmış durumda. Dediğiniz doğru ama mesela Tatarlar hiç sorun yaşamıyorlar. Rusya'da böyle bir birliktelik istiyor zaten. Tatarlarla nasılsa, Kazaklarla nasılsa kendi içindekilerle en azından onlarla yaşamadığı sorunları başkalarıyla yaşamak istemiyor. Nüfusu da bu şekilde aslında birleştirerek ayakta tutmaya çalışıyor. Peki gelelim ekonomi cephesine. Ekonomide neler olup bitiyor, ne bekleniyor bu hafta? Şimdi küreselde Avrupa ve Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Öte yandan veri akışının da yoğun olduğu bir hafta olacak. ABD'den tarım dışı istihdam verileri gelecek. İçeride de Perşembe günü 3 Şubat'ta
enflasyon oranı açıklanacak. Bütün bunları konuşacağız ama öncesinde bir son durum bildirelim hemen sizlere. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6.8 milyon lira ceza kesti. Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretleri de iade edildi. Bu bilgiyi de son durum olarak aktaralım sizlere. Devam edelim. Sadi Bey, beklenti ne? Önce onu sorayım, ardından da... Peki, tamam. Önce bu durumu konuşalım, hemen sonra ekonomiye geçeceğiz. Size döneyim Mustafa Bey. Karla ilgili. Yani olması gereken olmuş. Çünkü Kuzey Marmara'nın bütün bakımı, onarımı, kış hazırlığı ihale edilmiş olan ve oradan geçerken ücret ödediğiniz şirkete ait. O şirket bu sene böyle bir yağışla ilk defa karşılaştı. Kendisi İstanbul değil ve bunun altından kalkamadı. Belki hazırlığını yapmadı. Belki ya dur geçer dur bakalım falan dedi. Maliyeti yükseltmek istemedi. Evet. Sebep her neyse yani. Ya da doğru kadrolar barındırmadı, cezasını gördü. Bakan zaten bunu hem kendi bakanlığı içinde, mesela Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumlu olduğu bazı alanlarda da yer yer bu sorunlar yaşandı. Onlarla ilgili de gayet rahat konuşmuştu televizyonda. Hani bu tür hatalar oluyor, eksikler oluyor. Ama yani eksikleri yüzsüzce kimse kapatmıyor, kapatmaya çalışmıyor. Bunu yapan bir kişi var. O yüzden iyi oldu yani. Bilimli hocam, siz ne dersiniz? Siz burada değildiniz ama elbette ki izlediniz o felaketi. Yani evet, ben tabii İstanbul'da yaşamıyorum. Özellikle bunlardan dolayı da biraz yaşamıyorum. Evet. Yani çünkü lisede ben İstanbul'daydım. Ben İstanbul'da büyüdüm. Yaşaya bakımdan. Benim mesela lise arkadaşlarımla konuştum geçen gün. Şöyle bir kaba taslak hesap yaptık Mustafa Bey. Anadolu yakasında oturuyor, Rumeli yakasında çalışıyor. Hayatının 5 yılında, ki biz 50 yaşındayız, hayatının 5 yılını trafikte geçirmiş. Tabii. Gece gündüz. Tabii. Yani bu çok yani katlanılmaz bir şey yani. Ben Ankara'ya gittim de nasıl Ankara dedim, bir defa gün 26 saat. Fazladan 2 saatim var yani. O da bana benzer bir şey söyledi. Dedi ki siz 28 saat yaşıyorsunuz. Yani evet, biraz öyle. Ben mesela evden çıktığım zaman 5 dakikada iş yerindeyim. Ne güzel. 5 dakikada dönüyorum. Evet. Yani neyse, ama uçak yolculuğu gibi. Bu ceza kesme meselesi yalnız Türk hukuk sisteminde farklı bir şeye de doğru yol açabilir. Şimdi bu ceza kesiyorsunuz devlet olarak, evet, bir işletmeciye önemli bir şey. Ama bu tip hususlarda artık şeyin oturması gerekiyor. Bizim hukuk sistemimizde hala yok. İşte bu tip diyelim ki tıkanıklıkları oluşturan sorumluların, bu belediye olur, bu işte karayolları olur, başka bir şey olur, ne kim olursa olsun, işte artık bunun bir şekilde karşılığını millete de bir şekilde göstermesi gerekiyor. Millete de vermesi gerekiyor, tazmin etmesi gerekiyor, başka bir şeyler. Çünkü insanlar kaldılar, yollarda kaldılar, işte işlerine yetişemediler. Belki bir kısmı sadece bu sebepten dolayı kaza yaptı. Yani bütün bunlar çok ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Bu ceza sanki o tarafa doğru gider gibi geliyor bana. Yani o tartışma. Çünkü artık Türkiye'de bu tartışmalar yapılma aşamasına geldik. Evet. Siz ne dersiniz Sadi Bey? Şimdi tabii çok tartışıldı. Siyasetin en önemli konusu bu. Evet. Ama şunu söyleyelim. Gerçekten siyasetin geleceğini de etkileyen sonuçlar da çıktı burada. Sayın İmamoğlu'nun işte İngiliz Büyükelçiliği olan yemeğe vesaire, işin o tarafını Mustafa ile Bünyamin hocam tartışmak istiyorlarsa yine tartışsınlar. Ama İstanbul'un artık nasıl bir geleceği olacak? Bu konuda hani yeni yerel yönetimler seçimi 2019'da olmuştu. Bir takım stratejiler ortaya kondu. Günlük politikalarla ilgili çok böyle popülist açıklamalar yapıldı, vaatler verildi. Ama kritik bir anda da iyi bir sınav verilemedi. Biz İstanbul'da kış bastırdığında ya da birkaç damla yağmur düştüğünde
Bu trafik sorunu nasıl hallolacak? Bununla ilgili nasıl bir icat çıkarılacak? İcat sanıp bunu görmek istiyoruz artık. Evet. Gerçekten İstanbul'un trafiği normal şartlarda sıkışık ama yağmur ve kar da ya şunu düşünüyorum. Türkiye'de de karla, kışla yaşayan şehirler var. Nasıl yaşıyorlar acaba? Yani İstanbul'da biz niye tıkanıyoruz? İstanbul'da niye kriz çıkıyor? Ve bunu neden aşamıyoruz? Ha, cevaplar işte ya 16 milyon şehir vesaire bir sürü söz söyleniyor ama bence bunlar cevap değil. Yani bir şeyler eksik. Bazen böyle bariz yönetim hatalarını görüyoruz. Önceden belli olan birkaç gün önceden, neredeyse bir hafta önceden belli olan hava durumunda bunu görüyoruz. Ama onun dışında da dediğim gibi hiç felakete dönmemiş yağışlarda bile şehrin trafiği %85 tıkanabiliyor. Kıpkırmızı, koyu kırmızı oluyor şeyler, Sizce neden yolaklarını peki? gösteren. Orada da yani biz kısa dönemde ya da anlık birkaç günlük konuyu konuşuyoruz ama sonra bu iş yatıyor, unutuluyor. Ve aslında akan belli bir düzen, orta vadeli çözümler, uzun vadeli çözümler noktasında gerekli yatırımlar, işte yeni bir takım teknolojilerle trafiğin yönetilmesi, bu konular maalesef sonra ihmal ediliyor. Hani şehir bu anlamda sanki kaderine terk edilmiş gibi görünüyor. O yüzden de bilemiyorum. Gelecekte hani böyle bir takım absürt öneriler 1990'lardan beri duyuyoruz. Şehri bölelim, işte Anadolu yakasını ayıralım. Sanki şehri siz yönetimsel olarak böldüğünüzde coğrafya olarak bölünmüyor ki. Yasaklar mı koyacaksınız, koyamayacaksınız. Şehir bir bütün halinde büyüyor. Bundan şikayet etmek ayrı konu. Daha iyi planlama ayrı konu. Daha gelişim aksları oluşturmak ayrı konu. Ama onlar da işte uzun vadeli stratejilerle beraber ele alınması gerekiyor. Yani konuşsak biz de çözemeyiz. Çünkü bunu çözmesi gerekenler bizden çok daha az konuşuyor maalesef. Peki, gelelim. Enflasyonla ilgili konuya gelelim. Evet, bu hafta Avrupa Merkez Bankası da faizi değiştirmeyebilir. Orada da hani 0,25 fonlama faizi var. Değiştirmeyebilir çünkü Avrupa Birliği de biraz hani Fed'i gözlüyor. Fed'in harekete geçmesini bekliyor. O niyetini belli etti. Önümüzdeki aydan itibaren faizde artırım yapacak. Birlikte hareket edecekler, öyle Şubat. görünüyoruz. İngiltere Merkez Bankası var bu hafta. Onlar artırabilir. İngiltere Avrupa'dan ayrıştır zaten biliyorsunuz birçok açıdan. Euro bölgesinde değil artık. Bizim enflasyonumuza gelirsek, şimdi biz şöyle bir şey yaşadık Aralık ayında. Şok bir enflasyon, aylık enflasyon yaşadık. 13,58 ve %36'nın üzerine yıllığı taşıdı o aylık enflasyon. O yüzden aylık enflasyonlarımıza bakmamız lazım. Ocak ayı enflasyonu ne olabilir? Ne olursa yıllık enflasyon nasıl bir rakam karşımıza çıkarır? 2021 Ocak ayı enflasyonumuz 1,68 aylık enflasyonumuz. Dolayısıyla Ocak ayında bizim bu %36'dan aşağı gelmemiz yıllıkta pek olası görünmüyor. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar %2'nin altında enflasyonlarımız var. Devamında da öyle. Ancak şöyle bir şey ortaya çıkarsa, hani o Ekim, Kasım, Aralık enflasyonları işte 2,39, 3,51, 13,58'lik enflasyonlar noktasında yıllık enflasyonun ciddi düşeceğini görüyoruz da öncesindeki aylarda da gerçekten kur şoku, yaşadığımız o kur şokunun getirdiği artış, küresel taraftaki enerjiden başlayan diğer her şeye yayılmış çok ciddi fiyat artışlarının bize yansıması, bütün bunların ciddi bir şekilde ortadan kalkması gerekiyor. O da en az yılın yarısını gösteriyor. Yılın yarısından sonra normalleşen bir yıllık enflasyon göreceğiz. Hani evet, enflasyondaki köpük meselesini Sayın Cumhurbaşkanı çok söylüyor. Bu konuda mücadele de veriliyor. Ancak hem küresel taraf hem de içeride bu yapışkan enflasyon dediğimiz konu yapıştı kaldı maalesef. Ve aylık bazda da baktığımızda bu yıl
baz etkisiyle ulaşabileceğimiz düzelmeler yılın sonuna kalıyor. O yüzden vatandaşımız da biz de hepimiz de hep beraber bu yüksek enflasyona bir süre alışacağız. Mücadele devam edecek tabii. Yani bir takım işte yeni önlemler alınacak ama biraz da bizim çabalarımıza da bağlı görünmüyor. Hani gönül şöyle temenni ediyor. Bütün perakende sistemi fiyatları iyi kötü biraz indirsin ama oradan çıkıp üretici fiyat endeksi tarafına baktığımızda da 36'yı 2 ile çarpsanız 2 misli fiyat artışı var. O ne demek? O şu demek. Başta söylediğim gibi enerjiden başlayıp ham madde, ara mamul, gıda, bütün o lojistik faaliyetler, hizmet tarafındaki fiyat artışları, bütün bunlardaki yüksek enflasyonun devam ettiğini gösteriyor. Yani orası rahatlayacak ki biz tüketici fiyat endeksinde de rahatlama görelim. Biraz kararttım içinizi ama maalesef mücadele uzun sürecek gibi görünüyor. Ha, bu arada dış ticaret rakamlarımız da çıkacak bu hafta büyük bir ihtimalle. Orada da Ocak ayı itibariyle bizim işte bu birkaç gün sanayicinin doğalgaz ve elektrik sorunu oldu biliyorsunuz. İran'ın vanaları hangi sebeple olduğunu benim bir takım şüphelerim var. Neyse kısması yüzünden. Ha, ona rağmen o birkaç güne rağmen ihracatımızın performansı iyi çıkacak yine. Biraz hız kesmiş olabilir. Ama yansıdığını düşünmüyorum yani hemen rakamlara. Bundan sonra da bir aksaklık olmazsa eğer enerji tarafında ki olmayacağını düşünüyorum. İhracat performansımız iyi olacak. En azından yeni ekonomi politikasında dayanak noktası olan cari dengenin iyi olması ya da fazla vermesi ve o öyle de devam etmesini sağlayacak dinamik ihracat. Peşi sıra güzel bir haber, şöyle bir haber var. Yani bunu bir süredir görüyoruz. Sayın Sağlık Bakanı da dün de yansıdı. Bu omikron meselesinde COVID süreci ciddi şekilde umutlu bir duruma döndü. Birçok Avrupa ülkesi de normalleşti. Bunu niye söylüyorum? Bizim turist pazarımız Rusya ve Avrupa. Şimdi orada eğer COVID ile ilgili süreç rahatlıyorsa bizde de en azından yaz aylarına doğru ortada problem kalmayacaksa bu sene biz çok net bir turizm geliri artışı sağlarız. O da bize az önce söylediğim dayanak noktamız olan döviz gelirleri tarafı açısından çok büyük bir rahatlık verir. Gelelim bu bütün bu süreçte yatırım tarafının canlı tutulması meselesine. Onun önüne engel olarak çıkan en önemli şey kurlardaki o sert atak ve dengesizlikti. Çok şükür o da neredeyse işte aralığın sonunu baz alsak bir aydır kurlarda istikrar sağlanmış görünüyor. Dolayısıyla sanayicimizin kapasitede geldiği nokta, kapasite kullanımında sınıra gelmişti. Artık yatırım yapması, ya yeni yatırım ya kapasite arttırması gerekiyor. Finansman tarafıyla ilgili çalışmalarda işte yatırım kredileri, işletme kredileri, o da yakında açıklanır diye bekliyoruz. İşte böyle bir mücadele devam ediyor. Bunun, bütün bunların enflasyona fiyat artışları yönünde değil, fiyatların normalleşmesi yönünde etki edeceğini söyleyebiliriz. Sadi Bey, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nde bir isim değişikliği oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Tarım Kredi Kooperatif marketlerini önemsediğini biliyoruz. Geçtiğimiz aylarda da artırılması, sayıların artırılması yönünde talimatlar verilmişti. Bunun da yine enflasyonla mücadele eden araçlardan biri olduğunu söylüyorlar. Biraz o tarafa da yoğunlaşılacağı söyleniyor. Sizin perspektifiniz nedir? Şimdi tabii enflasyonla ilgili neler yapılır diye başlıkları açarsak, bir tanesi hep konuştuğumuz üreticiyle tüketici arasında alternatif olacak. Mevcut perakende düzenine alternatif olacak güçlü yapılar lazım. Bütün yapıyı öyle yapalım anlamında söylemiyorum. Ama hep örnek veriyoruz. İstanbul'da ya da büyük şehirlerde halk ekmek sistemi o şehirlerin toplam ekmek tüketiminin %10'u bile değildir. %2'sidir vesaire. Ama fiyatları konsolide eder. Bu da öyle bir şey. Onun dışında hep konuştuğumuz sebze meyve tarafındaki pire meselesi, hal kanunu, onunla ilgili yapılabilecek şeyler, lojistik sistemdeki kayıpları önleyecek şeyler,
Yani o başlığı açarsak, evet. Sayın Cumhurbaşkanı son dönemde işte TÜİK Başkanı ve Tarım Kredi Kooperatifleri dediğimiz iki tarafta herhalde kamuoyunun da biraz tartıştırıldığı ya da beklenti içinde olduğu konularda çok daha başarılı, çok daha inisiyatif alacak bürokratlar istiyor gibi geliyor bana. O yüzden de değişikliğe gitti. Evet. İnşallah onlar da çok başarılı olurlar. Çünkü TÜİK üzerinden de yine enflasyon başlığında biz hep tartışma yaşıyoruz. Evet. Ben belki burada 10 kere izah ettim. Her vatandaşımızın ayrı enflasyonu vardır ama onun üzerinden enflasyon zaten ilan edilemez. 420 küsur ürünle bir ortalama işte bölgeler, ürünlerin sayısı hepsi bir rakam çıkar ama vatandaşın hissettiği hayat pahalılığı ayrı bir konu. Daha farklı. Yani bunları teknik olarak politika malzemesi yapanlar maalesef daha başarılı görünüyorlar. Her şeye güveni sarsıyorlar. Evet. Orada belki yani bu tarafında çok iyi bir mücadele vermesi gerekiyordu. Zayıf kalındı gibi geliyor bana. Evet. Onun dışında tarım kredi kooperatifleri enflasyonla mücadele için çok önemli. Çok eskiden beri bunu konuşuyoruz değil mi? Evet. Üretici ile tüketici arasında kaç tane aracı var ve işte tarladan işte şeye vatandaşın ulaşacağı noktaya kadar acaba daha uygun fiyata ürün gelebilir mi? Bu da toplam içinde siz bir alternatif meydana getirmezseniz tamamen perakende sisteme hakim olan unsurlar. Evet. İşte o WhatsApp yazışmalarında çıkmıştı ya bu işte şu ürünü bundan aşağı satmayalım, bu ürün işte siz de şöyle yapın, siz de böyle yapın. Bunun öbür tarafta maalesef onlara ürün yapan, mal veren sadece gıda değil, diğer ürünlerdeki küçük ve orta boy işletmelerde de ciddi sorunlar var. Onlar da sömürülüyorlar mesela. Ondan da onları kurtarmak lazım. Evet. Çok çok boyutlu bir mücadeleye girilmesi lazım. Şimdi Salih Bey de az önce değindi. Tüm bu konuştuğumuz meselelerin politika malzemesi haline geldiğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz siyasi iklime uzanan damarları var tüm bu tartışmaların. Sizin perspektifiniz nedir Bünyamin Hocam? Şimdi mesela bu tarım kredi kooperatifleri Nur Hanım zannettiğimizden daha stratejik bir kurum. Yani aslında biz onu böyle biraz taşra kurumu falan zannediyoruz ama tarım kredi kooperatifleri öylesine bir kurum ki aslında bugün mesela çok rahat bir şekilde kendi kredi hikayesini katılım bankası kurarak oradan bile yürütebilir. Yani bu işte nasıl bir şekilde marketler kurduysa onu da çok rahat bir şekilde dönüşebilir. Yani sermaye altyapısı da buna çok müsait. Türkiye'de mesela tarım kredi kooperatifleri mesela gübrede çok stratejik bir yerde duruyor. Yani gübre fabrikası İran'da bile. İran'ın en büyük gübre fabrikası tarım kredi kooperatiflerinde. Yani işte altın madeni var tarım kredi kooperatiflerinin. Yani çok farklı yatırımları var aslında. Ama tarım kredi kooperatifleri tüketim açısından bakarsanız mesela bisküvinin fiyatını kontrol edemez. Yani o serbest piyasada belirleniyor zaten. Ama mesela yağın fiyatını, unun fiyatını, şekerin fiyatını kontrol edebilir. Yani orada az önce Sadi Bey'in dediği gibi yani temel yani, gıdalarda özellikle kooperatif mallarında, özellikle kooperatiften gelen mallarda bunu yapabilir. Bunu yani çok büyük bir mal arzıyla yapmaz. Bunu daha küçük bir mal arzıyla da yapabilirsiniz. Az önce Sadi Bey halk ekmek mevzusunu verdi örnek olarak. Bu halk ekmek mevzusu da yani çok sıkışık bir mevzu. Gördüğüm kadarıyla Mustafa Bey. Mesela benim mahallemde yani Kartal'da geçen gün baktım saat 11'de geldi ekmek. Önünde çok büyük sıra vardı. Saat 11'de gelirse zaten çok büyük bir sıra olur. Kahvaltı biliyorsunuz bitmiş. Fotoğrafları çekilip Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesaplarından paylaşılıyor. İnsanlar bakın ne kadar aç ki kuyrukta bu kadar bekliyorlar. Ama hayır saat 11'de getirseniz zaten kuyruk olur tamam, o yüzden ama fotoğraf çekilecek. Yani o 11'de ekmek geliyorsa yani 11 değil ki yani insanlar yani cumartesi, İnsanlar pazar günü o fotoğraflar olsa, çekilsin diye orada bekliyor. Yani sanki biraz yani. Öyle gibi geldi bana da. Çok yani gerçekten 11'de yani. Ekmek gelmez yani. Böyle ekmek dağıtım sisteminde ciddi bir sorun var büyük ihtimalle. O dağıtım sisteminde bir sistemin kötü yönetilmesi işte. Evet. Yani orada ciddi bir kapasite var. Düşünün halk ekmeğin üretiminin artı kapasitesinin sürekli artırılması gerekir toplamda değil mi? Bakıyorsunuz 2 milyona yakın üretimden 1,5 milyona düşmüş. Evet. Niye? Bir de gündelik hayatın ritmine uygun değil.
Yani bu dağıtım sistemi gündelik hayatın ritmine uygun değil. 11'de ancak yarınsın için ekmek alırsın. Hani evet. O gün için ekmek almazsın ki. Evet. Yani böyle bir şey. Ama kooperatiflerin böyle bir şansı var. Yani bunu da Tarım Kredi Kooperatifi gerçekten organize edebilir. Tarım Kredi Kooperatifi bir yerde daha çok avantajlı. O da şu. Yani piyasaya baktığınız zaman daha güvenerek mal alabileceğiniz bir yer. Hani daha temiz bir mal alabileceğiniz bir yer. Daha sağlıklı bir mal alabileceğiniz bir yer. Onun yani şeyleri. Bu açıdan aslında iki şey veriyor. Yani iki tane avantajı var. Birisi o sağlıklı, temiz, işte zinciri iyi olması. Bir tanesi de belli mallarda piyasayı kontrol edebilme yeteneği. Yapabilir. Ama yapabilmesi için şu da var. Yani Tarım Kredi Kooperatifi bir profesyonel marketçi değil. Ve profesyonel marketçilerle çalışmak zorunda. Yani o konuda çok ciddi bir şekilde aslında artık yani bunun geri dönülmez bir yol olduğunu, zaten geri dönemezler. 500'ün üzerine çıktı galiba yani şube sayısı. çıktı. Yani artık daha profesyonel bir marketçiyle daha profesyonel bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Çünkü markette ucuzluk demek bize biraz da tedarik zincirlerini daha diyelim ki verimli bir şekilde kullanmakla alakalı bir şey. Bunu yapmak zorundalar. Henüz daha o seviyede değiller. Bence sadece şeyle alakalı. Daha çok temel gıda maddelerinde belli bir fiyat dengesi oluşturabiliyorlar. Geçmişte mesela o ayçiçek yağında oluşturabildiler. Siz ne dersiniz Mustafa Bey? Siz fiyatları yakından takip ediyorsunuz. Ne olur Perşembe günü? Geçen hafta da konuşmuştuk. Yani bazı yerlerde dün cumartesi pazar günü gördüm. İşte patlıcan 20 liralara falan düşmüş. Aynı ama hala 34 demiştik. Hala 34-35 liralarda olan yerlerde var ayrıca. Artık o yavaş yavaş kalitesine veya cinsine, bazıları tombul oluyor filan. Onlara göre değişiyor artık fiyatları. İşte elma, meyve filan aldım. Daha nispeten küçük olanları var. Artık onu ikinci sınıf ya da B kalite diyelim. Affedersiniz. Onlar 5-6 lira civarında. Diğerleri 15-16 lira civarında. Normal elmalar falan. Salatalık 16-17 liranın altına düşmedi. Belki daha pahalı olan yerlerde vardır bilmiyorum ama ben hani daha orta gelirli olan semtlerde bulunuyorum. Netice şimdi tarım krediyi konuşurken hocam önemli bir noktanın altını çizdi. Sadece marketçilik yapıyor. Marketçilik son zamanlarda 50'nin altında biraz büyüdü. Fazla büyüdü. Ama asıl yaptığı şey işte gübre üretmek, tohum vesaire filan gibi bizim burada en çok konuştuğumuz ilaç, tohum, gübre, bileyim işte çiftçinin finansmana erişimi, krediye bulunması falan. Bütün bunlar onun işi. Bütün bunlar onun işi. Aslında biz hani bankaları konuşuyoruz ya, acaba inşaat sektörüne nasıl bir kredi sağlayabilir? Konut satın almalarda 1.2 değil de mesela 0.98'li bir kredi, özel bir kredi limiti ayrılabilir mi falan diye konuşuyoruz. Tarım sektörü inşaattan daha önemli yani. Peki orayla kim ilgileniyor? Tarım Kredi Kooperatifleri. Peki ne bu? Her yerin kendi kooperatifi var. Yani bizim de memlekette çay kooperatifi var. İşte bilmem Samsun'da da pancar kooperatifi var falan falan. Şimdi dolayısıyla herkes aslında her kooperatif kendi alanını bilenlerden oluşuyor. Ve bunların birliğinden bahsediyoruz. Burada bir krediyi yönetmek gerekiyor. Yani parayı toprağa gömmek başka bir şeydir. Parayı toprağa yatırmak başka bir şeydir. Bazı konularda biz o paranın toprağa gömüldüğünü görüyoruz. Gömülmeyecek, verimli bir yatırım olacak. Peki bunu kim sağlayacak? Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın. Evet. Yani oraya getirdiği isim de şey, yani bir general getirdi oraya şimdi Cumhurbaşkanı. O yüzden ben isabetli buluyorum. Ve hani mesele şu, burayı toparladığınızda, çiftçiyi ayağa kaldırdığınızda, çiftçiye umut verdiğinizde oradan gelecek olan çok şey var. Hem bizim soframıza hem de siyasetçinin sofrasına. Siyasetçi neyle besleniyor? Oyla. Çiftçinin işi ihmal ediyorsunuz.
çiftçi ihmal edildiğini düşünüyor. Bir boş bıraktığınız alanı muhalefet partisi sonuna kadar kullanıyor. Diyorsunuz ki istismar ediyor. Ettirme. İşte o yüzden işin başına bir general geldi. Ve o tabii şey olarak söylüyorum, misal olarak söylüyorum. Yoksa darbe döneminden sonra generallerin şirketlerin yönetim kuruluna gelmesi gibi bir şey değil bu. Çiftçiyi tanıyan birisi. Çiftçiyi tanıyor, Ziraat Bankası yani. Şimdi o yüzden bunun da muhtemelen şikayetleri vardır zamanında tarım kredi kooperatiflerinden. Ama çünkü o borçları falan o siliyordu. Ama Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'nin hem senin benim gibi ticaret erbabı gibi bankada gidip üçe vur aşağı ve ver yukarıya işte ne kadar para şeyi var, sirkülasyonu var. Ona göre pazarlıkla bankadan kredi almak zorunda değil. Onun kendini kredilendirebileceği malzemeleri var, gelirleri var yani. Dolayısıyla bir kendisi fon, kendisi kredi oluşturabilir durumda. Çiftçinin ödediği para var. Kooperatif bu. Satın almadan gelen gücü var. Bana Rize'den söylediler. Dediler ki bu sene gübre bilmem ne kadar oldu falan. Şimdi gübreyi tüccardan alıyorsunuz. 2 lira fark ediyor. 2 lira yüzünden biz kooperatif kurduk. Kooperatif dediğiniz biraz daha işe yarayacak da yaramamış. Şimdi dolayısıyla hem o organizasyona bir kooperatifçiler var ya, hani o bu işi organize edenler, kötülemiyorum. İş bunlardan kaynaklanıyorsa bunlar, efendim biz çiftçinin temsilcisi silen ayağına kendilerini oralarda tutuyorlarsa onları bir defa tırpanla biçmek lazım. Yapar Hüseyin Bey onu. Çünkü çiftçi onlar değil. Onları temizlemezseniz asıl çiftçiyi memnun edemezsiniz. Bir de kooperatifler bazı yerlerde Mustafa Bey, özellikle küçük ilçelerde, küçük illerde ekonomik büyüklük olarak çok büyükler. O ile göre çok büyükler. Çok iyi yatırımları var. Mesela diyelim ki Turhal'da Pancar Kooperatifi var. 150 milyonluk yatırım var Turhal'da. Şimdi böyle baktığınız zaman müthiş bir şey. Yani yem fabrikası var, bilmem işte şunu var, bunu var. Yani kooperatif dediğiniz şeyler ciddi bir şekilde çok verimli bir şekilde yönetilmesi gereken yerler. Doğru. Bu yatırımlara. Şimdi ben de hani çiftçi, siyaset çiftçiden korkar. Çiftçiden korkup kooperatifçiyi korumaya kalkarsanız işini iyi yapamayan kooperatifçi ya da yapmayan, evet, o zaman geçmiş olsun, çiftçiyi de kaybedersiniz. O yüzden orada bir hem bir iç reorganizasyon gerekiyor, hem de ben bir takım radikal adımlar bekliyorum Hüseyin Aydın'dan. Peki. Şimdi siyaset cephesine de bakalım, son 15 dakikam, 5'er dakika konuşursak tüm konuklarımın fikirlerini öğrenmiş olurum. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ali Ağıroğlu bir açıklama yaptı. İyi Parti olmasaydı ittifak ortağı CHP'nin AK Parti ve MHP'den oy alamayacağını söylediğine, geçtiğimiz hafta farklı bir tartışmayı konuşuyorduk. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir ifade kullanmıştı ve demokrasinin dolu Diyarbakır'dan geçer demişti. Yavuz Ali Ağıroğlu bu ifadeye de çok sert tepki gösterdi. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geri adım attı. Aslında tüm bu yaşananlar bir noktada hep böyle Millet İttifakı içerisinde ki taban tabana zıtlığın ve muhtemel çatırdamaların konuşulduğu zamanlardan bu yana artık gerçekleşmeye başladığını, somut verilerin daha çok arttığını da gösteriyor. Sizin perspektifiniz nedir Bünyamin Hocam? Siz nasıl okuyorsunuz Yavuz Ali Ağıroğlu'ndan yani gelen açıklamayı? Şu şeyle söyleyeyim ya, ben bir hani anket şirketi sahibi falan değilim ama genel olarak siyaseti okuma tarzım bağlamında söyleyeyim. Yani bir veriyle konuşmayacağım, o açıdan söyleyeyim. Yani şimdi bakın, İyi Parti AK Parti'den oy alan bir parti değil. Yani AK Parti'nin bazı milliyetçi tabanı aslında belli bir partiye doğru akıyorlar ama o MHP. Yani şey değil, yani İyi Parti değil. İyi Parti temel olarak aslında AK Parti'den nefret eden milliyetçilerin partisi. Yani o işte 2001'den sonraki bu açılım süreçlerinde AK Parti'nin işte politikalarıyla alakalı meselelerde büyük bir nefret biriktirmiş insanların aslında partisi. Evet. O yüzden AK Parti'den çok oy alıyor değil. Aslında İyi Parti, mesela İyi Parti %10'luk bir parti ise bunun %7'si AK Parti'den zaten nefret eden eski MHP'liler. Şu andaki MHP'liler ise temelde aslında AK Parti'den geçen isimlerden oluşabiliyor. Çünkü biz seçim sistemi olarak insanların önüne iki sandık koyduk. Şimdi iki sandık, Cumhurbaşkanlığı sandığı ve meclis sandığı koyduğumuz zaman
Temelde şöyle oluyor. Eskiden tek sandık koyduğumuzda sandık strateji sandığı oluyordu. Yani mesela diyelim ki Kırşehir'in, Kırıkkale'nin temelde milliyetçi olan seçmeni bile stratejik olarak AK Parti'ye oy veriyordu. Şimdi iki sandık koyduğumuz zaman şöyle oluyor. Cumhurbaşkanlığı sandığında stratejik oy kullanıyor. Meclis sandığında ise daha böyle ne diyelim ona vicdani oy kullanıyor. Yani mesela mecliste MHP'ye veren kişi Cumhurbaşkanlığında çok rahat bir şekilde işte Sayın Erdoğan'a oy veriyor. Hı hı. Bu açıdan baktığımız zaman aslında oradaki oy kaymalarının yani MHP'ye giden oy kaymalarının AK Parti'den geçtiğini söyleyebiliriz. Bu mümkün bir şey. Ama İyi Parti değil. İyi Parti'nin %3'lük kesimi de aslında genel olarak CHP'den gelenler. Çünkü dikkat ederseniz CHP'nin oyların artması gerekiyor. %24'ten geçmiyor. Bir de %27 olmuyor. %30 olmuyor. İyi Parti CHP'nin oylarını alıyor. Aslında CHP'nin oylarını alıyor. CHP'nin Kemalist oylarını alıyor. Ve aslında hani İyi Parti Genel Başkanı'nın bu başbakanlık mevzusunda olmayan bir makama talip olması hikayesi de aslında bu hesapla alakalı bir şey. Şunu düşünüyorlar. Yani CHP bu kadar HDP'ye yakın siyaset yapmaya devam ederse aslında CHP'nin %10'luk bir Kemalist kesimi var. En az %7'si bize gelirse biz işte %20-21 olursak onlar da %19'a falan düşerse aslında birinci parti olabileceklerini falan tahayyül ediyorlar. Yani ama alacakları oy ama yani talip oldukları oy AK Parti oyu değil. Talip oldukları oy aslında CHP oyu. O yüzden zaten biraz da kavgalar çok ciddi bir şekilde aslında sürüp gidiyor. Yani özellikle talip oldukları oy biraz da Kılıçdaroğlu'nun politikasını HDP'ye yakın bir yere sıkıştırıyorlar. Yani tam Kılıçdaroğlu da çok meraklı HDP ile birlikte hareket etmeye ama yani ciddi bir şekilde aslında Kılıçdaroğlu'na sıkıştırıyorlar. Özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinden. Böylelikle aslında CHP'nin Kemalist oyları Muharrem İnce'ye gitmedi. Yani o olabilirdi. Olmadı orası. Ve kime gidecek o zaman? CHP'nin eğer Kemalist oyları bu kadar HDP ile yani ilişkiden dolayı bir şekilde yani bu milliyet artık Atatürkçü parti değil, bu artık milliyetçi bir parti değil diyen oylar nereye gidecek? Aslında en yakın adres İyi Parti. Evet. O yüzden yani ben İyi Parti'nin AK Parti'den oy devşirdiğini çok düşünenlerden değilim o açıdan. Hatta şunu da düşünüyorum. Eğer İyi Parti yani bir ray değiştirirse, dese ki ben Cumhur İttifakı'na katılıyorum. Cumhur İttifakı'na getireceği o %10'un %3'ü. Yani %10'u da getiremez. Çünkü belli bir kesim yani o Cumhur İttifakı konseptine asla gelebilecek bir kesim değil. Onlar da bu sefer Muharrem İnce'yi ya da başka bir partiyi bir şekilde yükseltebilirler ya da seçime gitmeyebilirler. Çünkü İyi Parti'nin seçmeninin önemli bir kitlesi ki bir kısım da zaten özellikle eski FETÖ artıklarından aslında destek görüyor. Yani seçmen kitlesi olarak artık şey olarak bilmiyorum ama seçmen kitlesi olarak. Bazı başka cemaatler de var. Başka cemaatler de var. Cemaatler açıktan bir şekilde İyi Parti'yi destekliyorlar bazı cemaatler. O yüzden hiç cemaatlerle alakalı mesele hiç topa girmedi dikkat ederseniz İyi Parti. Bu açıdan baktığımız zaman aslında İyi Parti mesela diyelim ki İyi Parti'yi destekleyen ister öyle olsun ister böyle olsun o muhafazakar cemaatlerin hiçbir tanesi de AK Parti'ye gelebilecek isimler değil. Evet. Yani onlar da gelmeyecek. Onlar da ciddi bir şekilde AK Parti nefretiyle zaten kendilerini bir şekilde ayakta tutan isimler. O yüzden ben İyi Parti'nin hani AK Parti'den çok oy aldığını tersi de bağlamında İyi Parti'den de AK Parti'ye doğru çok fazla oy akabileceğini düşünmüyorum. Siz ne dersiniz? Burada Mustafa tabii Bey? Niyeti ben daha çok önemsiyorum. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni AK Parti'den sonuçta masif taraf orası %50. O %50'den buraya bir tek ben oy taşırım diye o kendine bir yer edindi. Burada tabii %3-5 hedefi kimsenin yok. Hocam doğru söylüyor. Ama artık %1'ler oynatıyor her şeyi. O yüzden o %1'de ben alırım diyor. Bir niyet şu. İyi Parti her ne kadar biz HDP-CHP ilişkisinden rahatsızız filan dese de HDP-CHP ilişkisine AK Parti'den oy taşıma işini o ihaleyi almış. Ben buradan HDP'li işbirliğine oy taşırım. Alırım ve taşırım. Bunu demiş. Kendi oyunu doğruya taşıyacağını ima etmiş oluyor aynı şekilde. O yüzden bunlar tabii birbirlerine karşı tehditleri bu partilerin. Çünkü hala aday belli değil. Kemal Bey aday olmak istiyor.
İkinci tura bırakmaya çalışıyorlar. HDP'nin sol bir ittifak kurmasının arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği olduğunu görüyorlar. Sol ittifak demek ayrı bir aday demek. Onlar ayrı aday koyuyorsa biz niye koymuyoruz? Belki ayrı bir aday çıkartsak Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla oy alacağız. İkinci tura belki İyi Parti'nin adayı kalacak. Bütün bunların hepsi onların masasında olan şeyler. Bir şey daha ekleyeyim yani izniniz varsa. Bu tabii. bir de masa kavgası. Tabii, hani yuvarlak masa, şey işte dört köşe masa. Yani aslında burada mesaj biraz da DEVA'ya ve Gelecek Partisi'ne. Yani biz taşıyoruz oyu, sizin evet, getirdiğiniz, Yani masadaki yerinizi bilin kavgası aslında. Siz ne dersiniz Sadi Bey? Ya, Bünyamin Hoca'nın analizi çok güzel. Ama ben bir tek bir soru sorayım. Mustafa kardeşim de aslında biraz daha anlatsın diye. Şu anda Sayın Akşener olmasa, siyaseti bıraksa İyi Parti diye bir parti kalmaz. Gerçekten AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı sevmeyen ya da asla oraya oy vermeyecek bir kitle var orada. Ama daha çok CHP'den de bir kitle var. Çünkü o bizim belli bölgelerimizdeki muhafazakar milliyetçi değil de Atatürk referanslı, Atatürk milliyetçiliği, hani kendi açılarından tanımladıkları farklı milliyetçilik var. Onların da odaklandığı bir yer ki onlar işte CHP'ye oy verme eğilimi iyice bozulmuş olanlar. Dolayısıyla ben İyi Parti'nin neden var olduğunu çok sordum kendi kendime ve bir karşı duruş artı bir de liderlerinin çok işte böyle bir sıra dışı bir şekilde oluşmuş, var olmuş olması. Onun dışında İyi Parti'nin geleceği de pek yok gibi. Hani karşı tarafta şu dağılır, bu dağılır, ondan o gelir, bundan bu gelir. Böyle siyaset olmaz. Bir omurga içinde olur. Mesela MHP oyu azalır artar var olacak. AK Parti işte o damar merkez sağ var olacak. Sayın Kılıçdaroğlu diyelim ki gitti, CHP var olacak. İyi Parti nasıl var olacak? İyi Parti'nin aslında gelecekle ilgili de bir sorunu var. Yani o da çok kritik bir konu. Ama şunu görüyoruz, seçimlere yaklaştıkça avantaj gibi görünen, bir araya getiriyor gibi görünen özellikle Millet İttifakı'nın birçok şey çatışmaya dönüşüyor ve giderek zorlaşacak gibi görüyorum ben. Peki bu çatışma ortamında adaylık meselesi ne olacak Bünyamin Hocam? Yani şöyle var, son olaylar bize şunu gösteriyor. Özellikle işte dün akşam itibariyle Kılıçdaroğlu'nun işte odasıyla alakalı, yayın yaptığı odayla alakalı medyaya, sosyal medyaya düşen hikayeler. Aslında bir taraftan da işte İmamoğlu'nun resimlerinin işte medyaya kimin tarafından verildiği tartışması. Yani iki tartışmayı birleştirdiğimiz zaman şu görüyoruz. Yani CHP içindeki adaylık tartışması artık işte ben daha iyisini yaparım meselesinden o daha kötü meselesine doğru dönüşmüş durumda. Özellikle de bu kar meselesinden sonra. Evet, yani o daha kötü meselesine dönüşmüş durumda. O yüzden bundan sonra aslında kavganın büyüyeceğini görüyoruz ki herhalde kimse konumundan vazgeçmiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu ve danışmanları, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP içindeki toplumsal gruplar, buna şey de dahil, HDP'ye yakın toplumsal gruplar da dahil, aslında Kılıçdaroğlu istiyorlar. Yani o aday olsun istiyorlar. Çünkü onlar şöyle bir konsept içindeler. Diyorlar ki ya kime aday koyarsak koyalım, zaten biz kazanmaya yakınız, kazanacağız. O zaman niye Kılıçdaroğlu olmasın? Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler de daha genç kesimler, işte sonradan CHP'ye bir şekilde eklemlenmiş kesimler falan ve tabii ki İyi Partiler falan. Onlar da diyorlar ki ya bu aslında o kadar da çantada keklik meselesi değil. Buna ancak İmamoğlu gibi bir isimle böyle bir şeyler kazanırız. Yani iki tarafta aslında bu konseptlere vuruyor. Yani mesela bir İmamoğlu meselesine bak, işte bu aslında zannettiğiniz kadar umut verebilen bir aday değil diyorlar. Kılıçdaroğlu meselesinde de o zannettiğiniz kadar temiz bir adam değil diyorlar. İşte çok pahalı bir otel odasından yayın yaptığını, hemen kendi işlerinden bir şekilde servis edildiğini görüyoruz. Yani bu açıdan baktığımızda ikisi de avantajlarını yani bizatihi parti içindeki kavgayla kaybediyorlar gibi geliyor.
Ben artık bu seviyeden sonra bir üçüncü aday bekliyorum. Yeni bir isim. Yeni bir aday. Ben baştan beri zaten yani bu şey Millet İttifakı grubunun en rasyonel hareketinin aslında bizim aynı Ekrem İmamoğlu konseptinde olduğu gibi seçimden böyle 6 ay önce ismini duyacağımız böyle 45 ile 55 yaş arası ekonomik dahi diye pazarlanabilecek ismini de çok fazla bilmediğimiz bir aday olduğunu düşünüyorum. Ki bu tarafa doğru kayabilir mi? Şu anda çok gözükmüyor. Ama kavgalar bu kadar çok büyürse yani bu kavganın içinden mesela Mansur Yavaş çıkar mı? Çok düşünmüyorum. Çünkü Mansur Yavaş'ın milliyetçi geçmişinden dolayı, milliyetçi politikalarından dolayı değil ki Ankara'da çok da milliyetçi politikalar yok. Ama bir politikası olduğu kanaatinde de milliyetçi değilim. geçmişinden dolayı özellikle HDP kanadından çok fazla oy alamayacağı mesela ortada. O yüzden Mansur Yavaş meselesini buradan çok sıyrılacağını düşünmüyorum. Biraz daha geri planda Daha zaten farklı sanki birisi, daha farklı birisi çekildi olabilir. gibi görünüyor Bir biraz. de tabii şey var yani stratejik olarak işte bir üçüncü ittifak diye HDP'nin yani görünüşte ayrı hareket ettiği zehabı oluşturuluyor. Bakalım ne olacak yani ama en nihayetinde kavga büyürse ve bir üçüncü aday bekliyorum doğrusu ve bu üçüncü adayı da bildiğimiz isimlerden beklemiyorum. Sizce Mustafa Bey yeni bir isim gelir mi? Son iki. Valla bekliyorlar bunu, istiyorlar da bir kısmı. Fakat şimdi bir tanesi öyle hazırlandı. Ekrem İmamoğlu. Ya ben bu şekilde bir ortalama organizasyonuna geldim. Şimdi bir ortalama organizasyon daha yapar, bir daha yukarı çıkarım, problem yok diyor. Şey yapmak gerekmiyor yani. Hazır bir mirasla oraya gelebileceğini düşünüyor matematikle. Şimdi bir başkasının üzerine aynı matematik yok. Ben varken siz alo falan derler yani. Şimdi İmamoğlu'nun durumu da o. Zaten şu İstanbul'da karda kışta batınca çok sinirlenmiş. Yani bu işi yani hem beceriksizlik boyutuyla başkalarının çalışanlarının üstünde hem de bir dakika ben parti içinde de bir kumpasa geliyorum galiba. Gelirsin çünkü zaten tırnak içinde bir organizasyonla geldin ve sen o organizasyonun seni pat diye yukarıya taşımasını heveslendirdin. Kendini heveslendirdin. Ama burada yani bu işlerin yılların adamları burada. Ya milletvekilliği Kadar için kolay değil gösterilen diyorsun. gayretin zekatını göstersen zaten İstanbul'da vazgeçilmez adam olursun. CHP'de o kadar çok milletvekili atanamayan milletvekili başkan var ki. Ve yıllardır yırtınıyorlar yani. Şimdi sen öyle hop 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 oradan oraya kusura bakma yani. Orada yedirmezler de ama. Çünkü CHP'nin devlet kadroları yok. CHP'nin parti kadroları var. Onlar çok kıymetli. Şimdi oradaki adamlar ya eleman seçerler ya da şey bulurlar. Kendileri aday bulurlar. Şimdi o ikinci ihtimal burayı da biraz rahatsız ediyor. Son 3 ayda bir yeni aday bulmak. Ama aynı proje olduğu için bence o proje de biraz şey olur, sakat olur yani. Peki, yönetmenim Lütfiye müziği verdi. Yavaş yavaş toparlayalım programı. Kimler bizimleydi? Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu, ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bünyamin Bezci bizimleydi. Bir kez daha yanınıza sağlık, hoş geldiniz İstanbul Hocam. Noktalayalım burada analiz sentezi. Teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. 12.35'te kahve molasını bekliyorum size. Hoşçakalın.